İki hocam merhabalar Darıca'dan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar Emre, hoş buldum. İyisiniz hocam inşallah. İyiyim, sağ olasın. Sen de iyisin inşallah. Ben de hocam çok sağ olun, teşekkür ederim. İlki hocam bugün SSTP'yi bizlere anlatacak, dili döndüğünce. Biz de keyifle onu dinleyeceğiz. Hocam buyurun başlayabilirsiniz. Dört gözle bu etkinliği bekliyordu katılımcılar. Katılımcılar yavaş yavaş ekleniyor. Biz onlara bir istek yollayacağız. Join as a panelist şıkkına tıklarlarsa hem kendi seslerini hem görüntülerini açabilecekler. Bu seçeneği sadece bir kere onlara arz edeceğiz. Kabul ettiler, ettiler, etmediler. Bolu'nun pazarı geçmiş olacak. Şimdiden hepsi inşallah kabul etsin diyelim. Sizlere de hocam iyi çalışmalar diliyorum. Allah kolaylık versin. Birkaç dakika bekleyelim. Gelen şeyler, katılımcılar şey konusunda bilgi sahibi olmayabilirler. Panelist olarak katılmak gibi o ayrım konusunda bilgi sahibi olmayabilirler. Gelenlere tekrar o uyarıyı yapalım mı, yoksa oradan link tıklarlarken böyle bir bilgiye sahip yani. Yardımcı olacak hocam. Ben belki tekrar onu yapamayacağım ama bir arkadaşıma rica ettim. O tekrardan herkese bu talebi yollayacak. İsteyen görüntüsünü ve sesini açabilecek bu bağlamda. Ben de görüntü ve sesini açmayacak. Tamam. Evet. Sanırım yavaş yavaş başlayabiliriz. Ekran paylaşımını tekrar açayım. Bir taraftan da yavaşça başlayayım. Şu anda 20 kişiyiz. Saatimiz itibariyle başlayabiliriz. Önce biraz böyle başlangıç olarak kendimden bahsedeyim. O arada belki katılımcılar da gelmeye devam ederler. İlke Tarhan ben. İlke Tarhan Kelebi. İstanbul Üniversitesi İngilizce Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. Sonrasında klinik psikoloji alanında yüksek lisansımı yaptım. Psikoterapi Enstitüsü'nün 16. Bütüncül Psikoterapi grubundan mezunum. Bitirdik eğitimi.
Üniversiteden sonrasında İstanbul'da sürdürdüğüm hayatımı bir senedir Adana'da sürdürüyorum. Adana'da yaşıyorum. Hem okulda psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Hem de aynı zamanda ofiste klinik psikolog olarak danışan görüyorum. Ağırlıklı olarak yetişkinlerle çalışıyorum. Bugün de süresi sınırlı dinamik psikoterapiden bahsedeceğim sizlerle. Aslında bu enstitüde anlatıldı, daha evvel anlatıldı ama talep edilen bir konu, merak edilen bir konu, adı çok cazip gelen bir konu aslında. Hani hem zaman sınırlı hem dinamik böyle şey gibi geliyor. Dinamiğin handikaplarından arınmış, zamanla sınırlandırılmış ama içinde dinamik barındıran bir terapi. En azından bendeki çağrışımı öyle oluyor. Bunu daha önce başka yerlerde de anlattım ve insanların zaman sınırlı ve aynı zamanda dinamik olması sebebiyle çok fazla ilgilerini çektiğini gördüm. Şimdi neden kısa terapi ve neden dinamik terapi diye başlayacağım aslında. İnsanlar neden kısa terapiyi tercih ediyorlar ya da kısa terapi neden cazip geliyor ya da neden kısa terapi olsun? Bir de neden dinamik terapi olsun? Yani kısa pek çok ekol var. Ya da dinamiğin de uzun pek çok ekolü var. Neden kısa ve neden dinamik olmak üzere buradan bir giriş yapabilirim. Şimdi kısa terapi dediğimizde yani zaten danışan geliyor diyelim. Kendinizden pay biçim bir probleminiz var ve bir can acısı içerisindesiniz, bir müşkül içerisindesiniz, bir zor içerisindesiniz. Ve ne istersiniz? Aslında bir an evvel bu zorun, bu müşkülün, bu problemin ortadan kaldırılmasına, giderilmesini istersiniz. Bu sebeple hani kısa olması her zaman için daha cazip gibi görünüyor. Beraberinde aslında kısa çalışmaya mecbur kalabiliyoruz. Bu ne demek? Çünkü aslında bilmiyorum klinik ortamlarınızda çoğunlukla neye tanık oluyorsunuz ama bazen danışanın kendi psikolojik koşullarından, bazen danışan terapist etkileşiminden, bazen zaman sıkıntısından, bazen de çoğunlukla ülkemiz için özellikle ekonomik problemlerden ötürü elimizdeki seansların önemli bir kısmı tek seans, ilk seans olabilmekte. Pek çok kişi terapiye işte bir defa gelmek gibi, sürece bir defa katılmak gibi bir ya da birden birkaç seans katılmak gibi bir sınırlılık içerisinde olabiliyor. Bu dediğim gibi ekonomik koşullardan da kaynaklanabiliyor, zaman koşulundan da kaynaklanabiliyor, danışanın direncinden de kaynaklanabiliyor. Çoğunlukla sınırlı bir zamanda terapiye katılmayı tercih ediyorlar ya da zorunda kalıyorlar. Bunlar araştırmaları da yapılmış. Birazdan size bir grafik göstereceğim. Terapi sürecine katılımın büyük oranda 6-12 seans arasında olduğu görülmüş. Ayrıca yine terapi sürecindeki hani uzun dönem bir dinamik terapi olduğunu düşünün. 40-50 seans, 60 seans devam ediyor da olsa terapideki gelişim verileri içerisinde en ciddi şeylerin, değişimlerin, büyük değişimlerin ya da gelişmelerin ya da ani sıçrayışların diyebiliriz. İlk seanslarda olduğuna dair bir bulgu söz konusu. Bu hani kısa çalışmanın iyi taraflarından biri olabilir. İkinci olarak biraz evvel söylediğim gibi aslında bir acı içerisinde, bir sıkıntı içerisinde ve bir an evvel bunun bitmesi, bu yangının çözmesini bekliyor. Aslında sizden zaman şey olması, zamanın net bir şekilde ifade edilmiş olması terapist tarafından danışanlara iyi geliyor. Yani ama danışan geliyor, örneğin bir semptomla geliyor. Diyelim ki şeyle geliyor, panik atakla geliyor. Ya da işte şeyle geliyor, fobiyle geliyor. Biz bunu formüle etmeye çalıştığımızda çoğu zaman hani uzun dönemli bir dinamik terapi için kliniğe gelenlerin semptom olduğunu varsayarız ve altındaki daha derin temizlik yapmak, daha derin değişimi sağlamak ile ilgili uzun dönemli bir terapi kafamızda planlarız ya da böyle bir ekol içerisinde olabiliriz. Ancak bu terapistin beklentisidir çoğu zaman ya da terapistin benimsediği ekol ile alakalı bir şeydir. Yani semptomu gidermek değil de daha çok şey gibi, daha köklü değişim sağlamak gibi. Şimdi kısa dinamik terapi ne yapıyor? Kısa dinamik terapinin de amacı semptom değil. O da köklü bir değişim amaçlıyor. Birazdan bunu detaylı anlatacağım. Ancak uzun dönem dinamik terapilerde biz köklü değişim hayatın her, yani yaşanan her sorun alanında sağlamak ile ilgili böyle geniş yayılımlı, geniş tabanlı bir terapi süreci içerisinde oluyoruz. Kısa dinamik terapide birazdan bahsedeceğim. Sınırlı bir odak, sınırlı bir problem ile bu sınırlı bir problemin bütün kökleriyle birlikte
Ama bir tane problemi bütün kökleriyle birlikte çözmek, yine kökten çözmek fakat dar bir problemi çözmek, dar bir problemi odaklanmak ile ilgili bir süreç içerisinde oluyoruz. Yani danışanlar da çok böyle bütün hani her taraf şey olsun, bütün problemler giderilsin, işte ruhsal sağlığın mükemmelleşsin gibi terapist bakışına sahip olmayabilir. Bu anlamda danışan ve terapist arasında bir beklenti çelişkisi oluyor. Terapist biraz daha uzun sürede hani sorunun kaynağından ve bütün kaynakları düzeltmek şeklinde, dönüştürmek şeklinde bir terapi yaklaşımı ya da bir terapötik beklenti içerisinde olur iken, ki çoğunlukla ben de böyle oluyorum. Danışanın beklentisi ise ya benim güncel problemim mesela okulda amirim ile, iş yerinde amirim ile ya da işte ne bileyim bir tane arkadaşım ile bir problem yaşıyorum ve bu bir tane arkadaşım ile yaşadığım problem ya da işte eşim ile, sevgilim ile yaşadığım problem benim hayatımın ciddi anlamda o da. Şimdi buna pek çok şekilde bakmak, pek çok şekilde formüle etmek mümkündür. Yani ilişkisel bir problemi kaygı merkezinden pek çok yere koyabiliriz. Nesne ilişkilerin merkezinden pek çok yere koyabiliriz. Çeşitli terapi ekollerinden her birinde farklı formülasyonlarda farklı yerlere tekabül edebilir ama kısa dinamik terapi sorunun diğer sorunlarla ilişkisini reddetmiyor. Ancak madem böyle bir şey var, sınırlı odak üzerinden çalışalım. Bu sınırlı odak üzerindeki çalışmanın daha sonra danışan hayatında farklı iyileşmelere neden olabileceği ile ilgili varsayım söz konusu. Birazdan bunları da açıyor olacağım. Yine diğer taraftan hani aslında temel olarak hepimizin temel kaygıları söz konusu. Örneğin varoluşsal olarak bakacak olursak ölüm kaygısı, yalnızlık kaygısı, yalıtılmışlık kaygısı, anlamsızlık kaygısı ve belirsizlik ciddi anlamda bir varoluşsal kaygı meselesi. Şimdi sonu bilinmeyen şeyler, sürecin nereye gideceği bilmeyen şeyler her birimiz için zaten belirsizlik teması ile belirli kaygılara sebep olabilmekte. Daha doğrusu belirsizlik teması başlı başına kaygıyı çağıran ya da yeni problemleri çağıran bir unsur olabilmekte. Bu durumda açık uçlu terapiler bu belirsizlik ile beraber amacın hani gitmesi, dağılma, hedefi kaybetme gibi bir dezavantajı beraberinde barındırabiliyor. Belki bilişsel davranış terapinin en büyük avantajı oturum sayısının net olması, hani amaçların çok net bir şekilde belirlenmiş olması. Bu anlamda o netliğin danışanlara iyi gelmesi, terapiste de iyi gelmesi ile ilgili bir süreçle alakalı olabilmekte. Ama konumuza dönecek olursam açık uçlu terapiler kişide belirsizlik, hedefin amacının sapmış olması gibi bazı dezavantajlara sebep olabilmekte. Ancak bir şeyin ne zaman biteceğini, ne kadar süreceğini ve sonunda ne gibi değişimlerin, dönüşümlerin beklendiği ile ilgili sınırlandırılmış bir odak iyi gelebilmekte. Tabii bu iyi gelme halini kişilik yapısıyla başka bir yere koymak, başka bir terapi ekolünde başka bir formülasyona koymak mümkün olabilmekte. Ama biz şimdilik buraya odaklanmayacağız. Bir de sonuna şöyle bir şey yazmışım. Para verince danışanlar sadece konuşmak değil, duymak da isteyebiliyorlar. Bu ne demek? Şimdi dinamik terapilerde çoğunlukla terapist aktif değil. Terapist çoğunlukla dinleyen. Hatta işte en iyi terapist en az konuşandır. Hani terapistin az konuşanı makbuldür. Şeklinde bir özdeyişle de ifade edilen bir durum söz konusu dinamik terapilerde. Terapistin daha geride olduğu, daha nötr olduğu bir yerde. Ama şey isteyebiliyorlar tabii danışanlar para verdikleri zaman sadece konuşmak değil, bir taraftan ötekinden de bir şeyler duymak, ondan gelecek şey yönlendirmeye ya da dahil olmaya aslında terapistin orada nötr bir yerde durması değil ama sürece dahil olmasını şey yapmak isteyebiliyorlar, talep ediyor olabiliyorlar. O yüzden neden kısa ve neden dinamik dediğimizde kısa terapi ile ilgili süreç burada. Peki neden dinamik? Biraz da neden dinamikten bahsedelim. Burada artık bakışlar, yorumlar devreye giriyor. Şimdi hepimiz biliyoruz insan hayatı, insanın ruhsal yapısı belirli bir yerlere ola ki indirgenecek olursa indirgediğimizde duyguları, davranışları, düşüncelerimizi ve varoluşsal durumumuzu hani şey yapıyoruz, indirgeyebiliyoruz. Nörobiyolojik yapımızı indirgeyebiliyoruz. Bunlar içerisinde daha temelin nerede olduğu ile ilgili kabuller, varsayımlar, terapi ekollerini şekillendiren noktalar oluyor. Peki neden dinamik?
Dinamik terapinin duyguya, kişinin içsel çatışmalarına ya da kişiler arası çatışmalarına odaklanan ve ruhsal yapıyı dinamik bir yapı olarak ele alan tarafı biraz daha şey gibi, bilişsel terapiden, davranışçı terapiden daha sanki temelmiş gibi duran bazı noktaları oluyor. Ama her zaman böyle olmayabiliyor. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı şey gibi, yani dinamik terapilerle alakalı yapılan çalışmaların psikanalitik terapinin anne bebek ilişkisi içerisinde o sağ beyinden sağ beyine olan ilişkide bağlanma örüntülerinde annenin yaptığı müdahaleye benzer bir müdahale yaptığına dair çalışmalar söz konusu. Bir üçüncüsü de yani hani dinamik terapilerle ilgili şöyle bir süreç var. Yine bu bir araştırma mıydı, asparagas mıydı, yalan olmasın ama zannediyorum bir araştırmaydı. Terapistlerin kendi terapilerinden geçme temayülleri içerisinde diğer ekollerden çalışan terapistlerin de dinamik terapiye daha fazla dahil olduğu, daha fazla tercih ettiği ile ilgili bir süreç söz konusu. Şimdi dinamik terapi merak edilen bir şey. Hani bilinç dışı merak edilen bir şey. Cezbedilen şey, cazibesi olan bir alan. Çekici de bir alan aslında. O sebeple ama handikapı uzun olması, bunu kısa bir yerden de dinamik olarak almak oldukça cazip geliyor. Biraz evvel size bahsettiğim terapide devam ve iyileşme eğrisi burada. Aslında gelişim burada ve katılım burada olduğuna baktığımızda seanslar devam ettikçe, seansların sayısı arttıkça katılımın düştüğü, katılımın önemli ölçüde işte 8-12 seans aralığı arasında olduğu birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz de şu, aslında değişimin ilk seanslarda, şuralarda şöyle bir yükselti içerisinde olduğu, ancak buradan sonraki yükseltinin, o parabolik eğrinin değişiminin biraz daha yakın bir marjda olduğu, yani o değişimin artık daha dar bir marj aralığıyla gittiği görülmekte. Şimdi bu ne demek? En büyük değişim şu arada gerçekleşiyor. Yani ilk dönemlerde gerçekleşiyor. Bu da şeyi gösteriyor, yani ilk dönemlerin kıymetini gösteriyor. Şimdi zaten ne olursa olsun aslında bizim için her zaman ilk seans çok önemlidir. Çünkü ilk seans elimizdeki tek seans olabilir. Yani hani devam etmek, ikinciye gelmek, gelmemek çoğu zaman ilk seansta şekillenen bir şey. Terapistle danışan arasındaki ilişkiyle, yaklaşımla, kabulle, orada aidiyet hissiyle, işte tüneme ile, örtüşme ile bir şekilde belirlenen bir şey. Beraberinde dediğim gibi bazen hani şeye ulaşmak için psikoterapiye ulaşmak için elimizdeki tek kaynak ya da danışma ilk seans olabilmekte. Buraya şöyle bir söz yazdım. Psikanalizin değişik şekilleri yayılacak ve yaygın olarak kullanılacaktır. Bunu neden yazdım? Biraz açıklayayım. Şimdi psikanaliz tabii ki muhtemelen psikoterapi insanlık var olduğundan beri vardır. Neden? Çünkü kaygılar ya da problemler, depresyon zannetmiyorum sadece modern çağın bir problem olduğunu. Tabii ki modern çağ ile beraber artmış olabilir. Ya da fobi sadece modern çağın, yani psikolojinin bir bilim olarak sistematize olduğu dönemlerden sonra olan bir problem değil. Ya da ilişki problemleri, davranış problemleri, kaygılar, bütün bunların hepsi daha evvel de vardı. Ancak psikanalizin şöyle bir referans noktası olması, tarihi bir nokta olmak ile ilgili bir özelliği var. Psikolojinin sistematize olması, biraz işte Wundt'la, biraz Freud'la, sonrasında da işte davranışçılığın şekillenmesiyle başlayan bir yerde. Yani tarihsel bir yerde psikoterapiyi sistematize ettiğimizde psikanalize bir şekilde dahil ya da psikanalizin karşısında olmak ile bir karşısında olarak da olsa psikanalizi referans alarak hareket ediyor oluyoruz. Psikanalizin değişik şekilleri yayılacak ve yaygın olarak kullanılacaktır. Klasik psikanaliz, Freud'un uyguladığı haliyle psikanaliz tabii halen uygulanıyor. Ancak bugün baktığımızda psikanalitik ekoller içerisinde sayısız ekolden söz edebiliyoruz. Hani bunların içerisinde Freud'un uyguladığı şekilde birbiri aynı olan, bundan farklılaşan, bundan ciddi şekilde kopuşlar, hani gösteren ekoller söz konusu. Kısa dinamik terapide bir yerde böyle. Hem psikanalizi, psikanalitik gelenekten geliyor. Hannah Levinson, kısa dinamik terapinin kurucusu, kurancısı Hannah Levinson. Kendisi psikanalitik gelenekten gelen bir terapist. Beraberinde ancak
duygu odaklı çift terapisi ile ilgili de dahil edilir söz konusu. Entegratif bütüncül yaklaşımlar ile ilgili çalışmaları, geliştirdiği kuramları ve uygulamaları var kendisinin. Kısa dinamik terapi de bunların biri, bunlardan biri, bunların başında geliyor. Şimdi psikanalizin değişen şekillerinden birisi de kısa dinamik terapi diyebiliriz. Ama bayağı ciddi değişiklikler söz konusu. Psikanaliz, klasik psikanalizden nasıl farklılaştığını da yine sunum içerisinde bahsediyor olacağım. Ancak şimdi terapileri kısaltma girişimleri herhalde şeyle başlamadı. Hannah Arendt'la başlamadı. Tarihçeye baktığımızda aslında 1960 gibi bir yıl mıydı tam emin olamadım ama şimdi evet 1946'da pardon teorik olarak en azından kayıtlarda Alexander ve Theodore French'in 1946'da ilk kısaltmayı yaptığıyla karşı karşıya geliniyor. Böyle bir bulgu söz konusu. Yine 1960'lı yıllardan itibaren Balint ve Malan'ın psikodinamik ilkeleri temel alan ancak kısa süreli terapi yaklaşımları ile ilgili çalışmaları var. Bunlar evrile evrile. Bugün anlatacağımız kısa süreli dinamik terapinin de gelişmesi ile ilgili süreçlerin bir ayağı halinde yer alıyor. Şimdi kısa dinamik terapi nedir? Öncelikle ne değildir konuşmak lazım. Şimdi şu değil, uzun süreli dinamik terapinin ziplenmiş hali değil. Hani böyle kısaltılmış, kompakt bir hali değil. Arada ciddi bir fark var. Uzun süreli dinamik terapide sınırlı bir odak ile çalışılmıyor. Ancak kısa süreli dinamik terapide sınırlı bir odak ile çalışılır. Uzun süreli dinamik terapide zaman sınırlandırılması pek mümkün değil. Açık uçlu çalışılıyor. Ancak kısa süreli dinamik terapi 25-40 seans arasında bir sınırlandırma ile çalışıyor. 24-40 seans arasında bir sınırlandırma ile çalışıyor. Bu şu demek yani 24 seans ya da 40 seans içerisinde uzun süreli dinamik terapi yani 200-300 seanslık bir çalışmayı, 500 seanslık bir çalışmayı yapmış olmak mümkün değil. O zaman burada nasıl bir ayrım söz konusu? O daha daraltmak ile ilgili. Bütün şeylere, odaklara dahil olunmuyor. Sınırlı bir odak üzerinden çalışılıyor. Yani kısa sürede ben dinamik terapi yapıyorum dediğiniz zaman belirli bir odak üzerinden sorun çalışıyorsunuzdur anlamına gelir. Uzun süreli dinamik terapinin ziplenmiş hali değildir diye burası çok önemli. Bir de yine ne değildir'den bahsederken biraz sonra şeyden bahsedeceğim. Kısa dinamik terapinin kuramsal temellerinden bahsedeceğim. Ve bu kuramsal temeller içerisinde oldukça çeşitlilik göreceksiniz aslında. Bu şu anlama gelmez. Entegratif bir model olması, bütüncül bir model olması şu anlama gelmez. Hepsinin biraz ondan biraz bundan ya da işte bunu bu da var kısa dinamik terapinin içerisinde hadi bunu da yapayım gibi rastgele bir yerden de yani bu kuram ve bu ekol şu şekilde geliştirilmiş oluyor. Uzun süreli deneyimler, birikimler ve oldukça hassas bir teorik entegrasyonla geliştirilmiş oluyor. Hani rastgele bir şekilde mesela değişimi doğrudan teşvik var kısa dinamik terapi içerisinde. Bu şu anlama gelmez yani hani bunu rastgele her durumda yapmak anlamına gelmez. Terapistin gözlemi, yorumlaması, süreci aktif katılımı ve danışan hakkındaki fikirleri, onun döngüsünü dair gözlemleri ve terapötik yaklaşımı bunlar içerisinde oldukça belirleyicidir. Şimdi ne değildirle ilgili altını çizdikten sonra nedir'e biraz bakalım. İntrapsişik ve kişiler arası işlevsellikte köklü değişikliklere ulaşmak amacıyla. Şimdi intrapsişik dediğimizde kendi içsel ruhsal yapımızdan bahsediyoruz. Kendi içsel ruhsal yapımız da bir o kadar da ötekiler arası, kişiler arası işlevsellikte köklü değişiklikler yaratacağım. Yani ilişkide kişiler arası bir yerden. İlişki üzerinden, ilişki tarzı üzerinden köklü değişikliklere ulaşmak amacı. Bu amaçla bir çerçevem var. Çerçevem psikodinamik bir çerçeve. Aynı zamanda kişiler arası bir çerçeve. Deneyime odaklanan, deneyimsel bir çerçeve ve bağlanma merkezli bir çerçeve. Yeterince şey var burada kuramsal aslında bir armoni söz konusu. Bir çerçeve ile
aynı zamanda bilişsel davranışçı ve sistem yaklaşımlarını birleştiren bütüncül bir modeldir. Biraz bunu açalım. Açmadan evvel şurayı kuram slide, bir slide yapmış mıyım acaba? Yapmamışsam buradan devam edebilirim çünkü. Şimdi psikodinamiktir. Çünkü aslında Hannah Levinson kitapta şeyi yazar, hani nesne ilişkileri temel alınarak hani bir şekilde bu model geliştirildi yazar. Bir kadar da kişiler arasıdır. Kişiler arası, Harris Taksalevod'un psikanalitik, psikodinamik ekolde daha kişiler arası noktaya vurgu yapmasıyla hani psikanalizm ya da psikodinamiğin farklı bir yöne evrilmesi ya da böyle bir dalının, bir kolunun gelişmesiyle ilgili bir kısım. Deneyimseldir. Seansta deneyimlemeyi esaslar. Bu ne demek? İlişkinin ya da meselelerin dışarıda olan ya da geçmişte olandan öte seansta ve şimdi ve burada olan arasına olana doğru kayması ile ilgilidir. Bağlanma merkezi bir çerçeve. Bağlanma bize şunu anlatır aslında. Bağlanma modelini bir kere aldığını, ikinci olarak da terapiste de bir bağlanma sürecinin olacağını, yani terapistin orada bir nötr birey olmasından öte orada var olan bir kişi olduğu ve bu kişinin de aslında terapide bir şekilde tek kişili bir terapi olmaktan öte danışan terapist etkileşimini vurgulayan bir noktaya tekabül ediyor diyebilirim. Devam edeyim. SSDP kişiler arası kısa süreli bir terapidir. Amacı danışanın uyumsuz kişiler arası örüntülerini terapötik ilişki bağlamında yeni deneyimler ve yeni anlayışlarla yer değiştirebilmektir. Yani uyumsuz bir kişiler arası örüntüm olacak. İnsan temel sorunun ilişki olduğunu varsayıyor. Yani varsayım bu, kabul bu. İlişkisel olarak bazı problemlerin olduğunu ya da kişinin uyumsuz örüntülerinin kişiler arası ilişkilerde problemlere sebep olduğu ve bu uyumsuz örüntünün aslında orada terapist de var ya, bağlanma modeli olarak, nesne ilişkisi modeli olarak orada bir terapist var. Seansı da geleceği ve seansta da bu kişiler arası örüntünün terapistle danışan arasında da tekrarlayacağını ve bu anlamda odanın aslında oradaki bir yerden de alınabileceğini vurgulayan bir yaklaşım. Amaç nedir? Amaç bunun altında yatan şeyi geniş bir kişilik örüntüsüyle ilişkilendirmeksizin ama kalıcı değişikliği sağlayacak şekilde kişinin kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişki kurma tarzını değiştirmektir. Bu nedenle de odak noktası aslında semptomları düşürmekten öte kişiler arası ilişkideki yerleşmiş örüntüleri değiştirmek ve geliştirmektir diyebilirim. Devam edelim. Kuramsal temelleri ayrı bir şey olarak yazmışım. Burada açayım. Bağlanma teorisini kuramsal olarak temel alıyor. Bağlanma teorisi dediğim, yani burada bağlanma teorisini uzun uzun anlatmayacağım ama bağlanma teorisinin SSDP'deki etkisinden bahsedeceğim. SSDP'de nasıl hani buna dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Hepimizin bağlanma biçimleri söz konusu ve bağlanma biçimlerimiz seansta da kendini gösterecek. O zaman değişimin olabilmesi aslında bağlanmanın şeklinin değişimiyle de alakalı. Peki bağlanmanın şeklinin değişimi için seansta da bir bağlanma şeklinin olması lazım. Bu ne demek? Seansta terapist var demek. Terapistin seansta var olması demek. Şey gibi, bağlanma ilişkisi değişecekse benim onunla bir bağlanma tarzı ilişkisi içerisine girmem ve bağlanma nesnesi, bağlanma unsuru olmam anlamına geliyor. Bu da terapisti orada aktif yapan bir yere geliyor. Şimdi terapistin konumunu, terapistin aktif olmasını bir yerde önemseyen ve vurgulayan bir nokta bu. İkinci olarak kişiler arası model. Tabii ki kişilerin içsel çatışmaları, yani intrapsişik çatışmaları olduğu reddedilmiyor. İntrapsişik çatışmalar söz konusu. Ancak bir o kadar da öteki ile olan ilişki içerisinde var ediyoruz. Yani hani insan olarak, bir birey olarak bir ötekiyle var olmak gibi bir durumumuz söz konusu. Bu temelde nesne ilişkileri. Nesne ilişkilerinin kişiler arası modelle doğru evrilimiyle ilgili bir durum söz konusu ve yaşanan çatışmalar temelde
şeyde kişiler arası ilişkilerde kendini gösteren ve kişiler arası ilişkilerde ilişkilerden de kaynaklanan bir yere tekabül edebilmekte. Peki bu kişiler arası ilişkilerde nasıl kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Temel varsayımı şu: kişilerin afonksiyonel şeyleri vardır. Duygusal örüntüleri söz konusudur. Uyumsuz örüntüleri söz konusudur ve bu uyumsuz örüntüler şeye sebep olur. Kişiler arası ilişkilerde problemlere sebep olup bu birbirini besler. Buna sonradan tekrar geleceğim ama hemen kısaca o döngüye dair şeyi göstermek isterim. Olumsuz değerlendirmeler, esnek olmayan davranışlara, esnek olmayan davranışlar kişinin kendisini engelleyen beklentilerini ve bu da bozuk işlevli karşı tarafın tepkilerine sebep olmakta ve bu kişiler arası alanda kendini göstermekte diye özetleyebilirim. Buna tekrar geleceğim. Şimdi kişiler arası model olması yine bağlanma ile birlikte terapistin orada var olduğunu, aktif olduğunu varsayan bir şey. Kuramsal yaklaşım aslında. Peki terapistin orada var olması, aktif olması psikanalitik olarak bazı kavramları soru işareti olarak gündeme getiriyor. Neler mesela? Aktarım ve karşı aktarım meselesi. Hani klasik psikanalizde karşı aktarım olmamalı ve karşı aktarımın olması aslında terapistin kendinin bir problemiyle ilgilidir. Yeterince nötr olmaması ile ilgili bir durumdur. Aforoz sebebidir yani hani bir yerde. Ancak kısa dinamik terapide karşı aktarım şey olarak algılanmaz. Hani bir mesele olarak algılanmaz. Bunu da yine biraz sonra tekrar geleceğim. Daha çok terapistin orada bir kişi olarak var olduğunu, ötekine de bir insan olarak deneyimlediğini, kendinin de orada katılımcı olduğunu altını çizen bir yerdir. Zaten kısa dinamik terapide terapist katılımcı, gözlemci pozisyonundadır. Beraberinde bilişsel davranışçı yaklaşımdan yararlanır. Yani kısa dinamik terapinin iki tane temel amacı söz konusu. Biri yeni deneyim, öteki yeni anlayış. Yeni anlayış dediğimizde düşüncelerle ilgili, hem kişinin kendine dair düşünceleriyle ilgili hem de ötekilere dair ve ötekiyle olan ilişkilere dair yeni anlayışının gelişmesi ile ilgili bir süreç. Şimdi sistem yaklaşımı biliyorsunuz. Sistem yaklaşımında sisteme bir girdi girdiğinde sistemin tamamının değişimi ile ilgili bir şey söz konusu. Temel kabul söz konusu. Bu şu demek, sistem içerisinde yalnız değiliz. Ötekilerden etkileniyoruz, ötekilerle etkileşim içerisinde oluyoruz, ötekilerin bizi etkilemesini etkileyebiliyoruz diye böyle uzayan bir süreç söz konusu. O zaman bizdeki meseleler ötekiyle olan ilişkilerimizi etkiliyor, ötekiyle ilişkili olan meseleler de bizi etkiliyor gibi böyle bir döngü var ve sistem yaklaşımı içerisinde bir değişimin öteki değişimleri de ateşlendirebileceği, yaratabileceği ile bir kabul söz konusu. Ve bence pozitif psikolojiden de yararlanıyor. Şöyle yararlanıyor: danışanın yapabildiklerine odaklanmak, güçlü taraflarını vurgulamak, seansta daha teşvik edici olmak bir pozitif yaklaşım ile ilgili bir mesele. İkincisi, danışanların birazdan varsayımlarından bahsedeceğim. Danışanları hasta olarak görmüyor o kısa dinamik terapi. Daha çok çıkmazda veya tıkanmış olarak tanımlıyor. Şimdi bu şu demek, hasta değil, tıkanmışlar ve bu tıkanıklık aşılabilir. Bu gücün de yine danışanda olabileceğini varsayıyor ki bu pozitif psikolojinin temel yaklaşımlarından biri. Bir diğer nokta da şu, şimdi bir değişim olduğunda hani sonrasında bu değişimin danışanın bir sorun çözme becerisi kazanması durumunda sınırlı bir odakla bir sorun çözme süreci oluyor ya. Bir sorun çözüldüğünde sonrasında bu sorun çözümünü danışanın kendisinin de başka yerlere kaydırabileceği, taşıyabileceği ile ilgili bir varsayım söz konusu. Yani danışan balık tutmayı öğrenir ise sonrasında tekrar kendi ihtiyaç duyduğunda kendi kendine ava çıkabilir gibi bir varsayım söz konusu ki buralar diğerlerde pozitif psikolojiyle ilgili sayılabilir. Şimdi kuramsal temellerden sonra kısa dinamik yaklaşımın özelliklerinden biraz bahsetmek isterim. Sınırlı odak ve sınırlı hedefler.
Biraz açalım bunları. Şimdi sınırlı odak danışan geldiğinde bize şeyle gelmez yani. Bende kişilik bozukluğu var diye gelmez. Ya da işte ne bileyim bende ödipal karmaşa var diye gelmez. İşte benim elektra şeyim var diye gelmez. Ondan sonra bu şekilde gelmez. Daha çok bazı şeylerle gelir, şikayetlerle gelir. Örneğin der ki işte şey anlaşamıyorum, arkadaşlarımla anlaşamıyorum. Hep ilişkilerde işte şey yaşıyorum. Kendimi doğru ifade edememekle ilgili bir mesele yaşıyorum. Ya da eşimle bir türlü işte anlaşamıyorum. Eşim beni anlamadığını hissediyorum. Ya da işte yani ilişkiyle ilgili problemler anlatır genelde. Şimdi Fobi anlattığı şey de aslında birazdan hariç bırakma kriterlerinden bahsedeceğim. Dahil ve hariç bırakma kriterlerinden bahsedeceğim. Burada uzun dönem dinamik olarak baktığımızda şöyle denir. Semptom daha kötüsü olmasın diye ödenen bedeldir. Bu ne demek? Semptom altında daha büyük şeyleri hani bir şekilde barındırıyor demek. Şimdi kısa dinamik terapide de altındaki daha büyük şeylere bakıyoruz ama o daha daraltarak bakıyoruz. Yani bazı şeyleri ihmal etmek durumunda kalıyoruz. Örneğin danışan gelip işte hem şeyden bahsediyor, titizliğinden bahsediyor, hem işte ilişki probleminden bahsediyor ya da başka bir şeyden bahsediyor. Bunlar arasında seçim yapmak durumunda kalabiliriz. O daha sınırlayacağız. Neden sınırlayacağız? Çünkü 25-40 seans sadece bir konuyla ilgili çalışacağız. O sebeple o da sınırlamamız gerekiyor. Bu ne demek? Daraltmamız gerekiyor. Seçmemiz gerekiyor. Semptomları değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bu daraltmayı yaparken bazen bazı şeyleri dışarıda bırakmamız gerekiyor. Şimdi zaman sınırlı. Zaman 25-40 seans arası diyor. Peki 40 seanstan sonra devam edilmez mi? Yani danışan devam etmek isterse devam edilmez mi? İki yol olabilir. Ya danışanın terapiye devam etmek istemesi durumunda yeniden spesifiye bir odak belirleyerek ikinci bir şeye, o odak üzerinden kısa dinamik çalışmak mümkün olabilir. Ya da danışana arzu ederse uzun süreli bir terapiye yönlendirmek, davet etmek seçeneğimiz olabilir. Ancak biz bir yapılandırılmış zaman içerisinde, bir sınırlı süreç içerisinde bir odak ile çalışmak durumundayız kısa dinamik terapi ekolünde çalıştığımız zaman. Bazen tabii 25 seanstan daha az sürede olduğu ya da işte hani ne bileyim 40 seans şey değil herhalde, katı bir kırmızı çizgi değil, 42 seans, 42 seans ya da 38 seans, neyse yani böyle bir aralık söz konusu olabilir. Ancak temel şey belirleyici nokta sınırlı zamanda sınırlı odakla çalışıyor olmak diyebiliriz. Şimdi seçim kriterleri var. Kısa süreli özelliklerden hemen açayım seçim kriterlerini. Seçim kriterlerimiz şunlar. Bir kere danışanın bir şey olacak. Duygusal bir rahatsızlık durumu söz konusu olacak. Yani canı yanıyor olacak bir şekilde dahil etmek için. Saniyenizi rica edeceğim. Evet. Kişinin bir şeyi olacak. Hani duygusal rahatsızlık durumu söz konusu olacak. Bir acısı olacak ve hani terapötik yardım arayışı içerisinde duyguları veya davranışları ya da yaşadığı ilişkisel meselelerden ötürü yeterince bir duygusal acı içerisinde olacak. Bu birinci dahil etme kriterimiz. İkinci kriterimiz temel güven diye adlandırdığım şey. Slide'ı kapattım sanırım. Açayım tekrar. Temel güven dediğimiz vurgu, danışanın aslında düzenli şekilde hayatını konuşmak üzere seanslara gelmeye istekli oluşu, beraberinde bu yaşadığı olumsuzluktan, huzursuzluktan çıkacağına dair güveninin ve umudunun olması. Yani yine biraz iyimserlik noktasına yapılan vurgu. Üçüncü noktamız kişiler arası çatışmaları, şey yapmak, meseleleri gözden geçirmek ile ilgili isteklilik. Bu ne demek? Bu şu demek. Danışan problemlerin ötekiyle ilişki kurma aşamasındaki zorluklardan hani zorluklara bağlı olduğu, bu zorlukları yansıttığı ihtimalini
Yani meselelerin ilişkisel problemler olabileceği ihtimalini kabul edebilmelidir. Yani bunu alacak şey düzeyinde algı kavrayış ve ego düzeyinde olmalıdır bir yerde. Bu şu demek, yani her ego düzeyindeki danışan aslında kısa dönemlik terapiye alınamayabilir. Biraz daha belki nesne ilişkileri daha yüksek bir yerde, ego gücü daha yüksek bir yerde, mentalizasyon becerisi daha uygun olan kişilerin kısa dinamik terapiden daha iyi yararlanacağını söylemek mümkün olabilir. Yine diğer mesele duygularını incelemeye istekli olmak. Şimdi dedik ya, bu sadece meselelerle ilgili şey değil, yani yeni anlayış değil, bir o kadar da yeni deneyim. Deneyimin de esas noktası duyguyla ilgili. Hani duyguyla ilişkilendirilen yaşantılar duygusal olarak daha yüksek duygusal yüküne sahip yaşantıların kişiler üzerindeki etkisi hepimiz tarafından biliniyor. Hepimiz böyle yaşıyoruz. Yani hani en mutlu olduğumuz günü hatırlamak bile, herhangi bir mutluluğu yaşamayı hatırlamak ya da işte en kötü hissettiğimiz acılarımızın daha büyük olduğu deneyimleri hatırlamak ile daha günlük acıları hatırlamak arasında tabii ki bir fark var. Bu şöyle de bir fark var. Hem deneyimle ilgili hem de hatırlamak bellekle ilgili. Yani hem düşünce hem de anlayış ile ilgili farklılık söz konusu. O anlamda duyguları incelemeye istekli olmak önemli. Hem kendi duygusal yaşantısının hani bu döngüye nasıl etkide bulunduğu, bunu hani düşünmeye açık olması. Hani bu ne demek? Aslında bizim ilk seansta bununla ilgili bazı şeyleri verileri toplamamız, formüle etmemiz, danışan hakkında bazı şeyleri, bilgileri toparlamamız anlamına geliyor. Beraberinde danışan yoğun duygulardan hani duygusal olarak uzaklaşabilmeli ki yani onlar üzerine de çalışma yapabilsin. Bu nedenle hem duyguya girecek hem de duyguyu regüle edebilecek bir yerde. Duyguyu çok regüle etmekte çok zorlanabilen danışanlar için bu biraz daha zor olabilmekte. Yine terapiste anlamlı bir tarzda ilişki kurma kapasitesinin olmasını bekliyoruz. Neden hani bunu bekliyoruz? Çünkü danışan diğerlerine farklı ve bütün kişiler olarak davranabiliyor. Diğerlerini bu şekilde deneyimleyebiliyor. Uzman terapiste de böyle bir kişi olarak ilişki kurması gerekiyor. Anlamlı bir tarzda ilişki kurması gerekebiliyor. Böylece o ilişkide, terapistiyle olan ilişkide anlamlı bir ilişki tarzı benimsemiyorsa, orada yeni bir deneyim ve yeni bir tecrübe edinmesi, kişiler arası bağlamda bunu edinmesi ve bunu içselleştirmesi biraz zorlanmakta, zora düşmekte. Ancak anlamlı bir tarzda ilişki kurduğunda kişinin ötekiler ile kurduğu, dışarıda diğer insanlar ile kurduğu ilişkisel tarzı, buna nesne ilişkileri de diyebiliriz, buna kişiler arası örüntü de diyebiliriz, döngüleri de diyebiliriz. Bunların yeniden terapist ile birlikte, terapist ile etkileşimi ile birlikte seansa gelmesi, yeniden sahnelenebilmesi, yeni tecrübelere dönüşebilmesi ve yeni anlayışlara dönüşebilmesi ancak anlamlı bir tarz ile mümkün olabilmekte. Ancak işte sürekli çatışma, sürekli işte kavga halinde olduğunda ya da sürekli bir yalıtım halinde, savunma halinde olduğunda bunları çalışmak çok mümkün olmayabilir. O sebeple bunların olması gerekiyor. Dahil etme kriterleri. Hariç tutma kriterleri neler? Danışanın size alışveriş sürecine katılmaya yetecek kadar gücü yoktur. Yani bazı şeyler vardır. Duygu durum rahatsızlıkları vardır. Demans gibi, psikoz gibi ya da işte zeka kaybı gibi, delirium gibi bazı ruhsal durumu şeye uygun değildir. Sözel alışveriş sürecine, iletişime uygun olmayan bir durum söz konusu. İkinci olarak danışanın problemlerini daha başka terapi ekollerle daha kısa ve daha etkili bir şekilde tedavi edilebilir olma durumu. Örneğin bir fobik durumu söz konusu ise, spesifik bir fobisi söz konusu ise, işte ne bileyim bilişsel davranışçı terapiyle, EMDR'le, PYT'yle daha hızlı bir şekilde çözülebilecek bir problemdir fobi bildiğimiz gibi. O zaman hani 25-40 seans terapi almanın çok da şey yoktur, anlamı yoktur. Hani ilişkisel değil de işte fobiyle ilgili bir durumu söz konusu ise, o zaman hani başka bir terapi ekolünden daha yarar göreceğini düşündüğümüz durumlarda. Buna şu da dahil o halde. Kişilik bozuklukları düzeyinde hani örgütlenme gösteren bireyleri
nesne ilişkilerinin daha yüksek düzeyde olması ya da o kişilik seviyesinin biraz daha yüksek düzeyde olması gerekir. Neden? Daha düşük yüksek düzeyde biraz evvel bahsettiğim hem duyguya girmek hem de duygu düzenlemek için biraz daha uzun bir zaman gerekir. Uzun dinamik terapilerin amacı budur aslında. Hani kısa kısa süreler küçük küçük deneyimlerle, kısa kısa deneyimlerle o regülasyonu sağlamak, hani ufak ufak sağlamaktır. Ancak 25-40 seans içerisindeki bir derin duygu deneyimini regüle edecek durum söz konusu değilse, yani daha ağır bir kişilik bozukluğu durumu söz konusu ise SSDP'den çok yararlanamayabilir ya da mentalizasyonu o kadar güçlü değilse gibi. Ama bu şu anlama gelmez. Preedipal durumlarla çalışmaz anlamına gelmez. Hayır, çalışır. Ancak beraberinde işte danışan kişilik örgütlenme düzeyi bu anlamda dikkat edilmesi gereken bir noktadır diyebiliriz. Beraberinde işte dozu kontrol bozukluğu, alkol, uyuşturucu kullanımı, tekrarlayan intihar geçmişi gibi anksiyeteyi, kaygıyı arttıran bir durumu varsa bu yorumlayıcı ve interaktif, yani etkileşimli bir terapi sürecini tölere etmek noktasında sıkıntıya sebep olur. O sebeple bunlar da hariç bırakma kriteri olarak söylenebilir. Kısa süreli özellikleri devam ediyor. Sınırlı odak dedim, sınırlı zaman dedim. Seçim kriterleri dedim. Terapistin etkinliğinden bahsedeceğim şimdi. Terapistin etkinliği aslında şey için oldukça önemli. Kısa süreli dinamik terapinin klasik psikanalitik tarzdan farklılaşması konusunda. Şimdi klasik psikanalize ya da psikanalitik yönelimli yine psikodinamik terapilerde terapistin çoğunlukla nötr olduğu bir şey tarzı, terapist konumu söz konusu. Ya da işte pasif olduğu, çok aktif olmadığı bir terapi tarzı durumu söz konusu. Ancak kısa dinamik terapide konusu söz konusu değil. Yani hani aktif bir terapist var kısa dinamik terapide. Beraberinde orada hani var olan bir terapist var. Karşı aktarımına bakan bir terapist var. Ondan sonra ilişki içerisinde aktif etkileşimde bulunan bir terapist var. Katılımcı, gözlemci olan bir terapist var. Bu sebeple bir farklılaşma durumu söz konusu. Bu şey gibi de, yani hani tek kişilik bir terapiden iki kişilik bir terapiye kaymak ile ilgili bir şeyi gündeme getiriyor. İkinci olarak terapistin konumu ve psikanalitik tarzı beraber ele alacağım burada. Şimdi bastırılmış bir geçmişe odaklanmak ve şimdi ve buradaya odaklanmak arasında bir güncel olana odaklanmak arasında bir ayrım söz konusu. Bastırılmış içsel çatışmalara odaklanan klasik psikanaliz biliyorsunuz buna odaklanır. Ancak kısa dinamik terapi her ne kadar psikanalitik bir gelenekten ve psikanalitik kavramlardan besleniyor olsa da güncele odaklanmayı tercih eder. Şimdi buradaya odaklanmayı tercih eder. Hani hem sokaktaki güncele, kişinin dışarıda kişiler arası örüntülerinde yaşadığı güncele, hem de seans odasında terapist o etkileşim içerisindeyken yaşadığı güncele odaklanan bir tarzı söz konusu. İlişkiyi temel almak. Şimdi çatışmayı temel almak ve ilişkiyi temel almak bu şu demek: sorunların kaynağının, çatışmanın kaynağının değişmesi anlamına geliyor. Birinde dürtü, savunmalar ve çatışmalar ve bir süre söz konusu. Ötekinde ise ilişkilerden kaynaklanan bir çatışma durumu söz konusu. Hatta bunu şöyle şematize edebiliriz. Şimdi klasik Freudian çatışma modeli, çatışmanın, yaşanan problemin yani formülasyonunu ya da şematizasyonunu şu şekilde yapıyor. Dürtüler kaygıya ve kaygıda savunmalara sebep olmakta. Savunmalar biliyorsunuz dürtülerin çıkmasını engelleyen bir yardı. Bu böyle bir süreç söz konusu. Ancak ilişkisel çatışmada bu yer değiştiren bir yerde. Nasıl bir yerde? Tam değil herhalde. Slide'ım şu anda ekrana tam yansıyor mu? Şimdi beklenen bağlantı, kaygı durumları çirkinlik duygulardan ve işte güvenlik stratejilerinden kaynaklanıyor. Yani çatışmanın kaynağı, ilişkisel çatışma böyle bir yerde. Bazı duygular var.
Burada işte bununla ilgili beklenen kaygılar söz konusu ve bu kaygıları önlemek üzere bazı güvenlik stratejileri söz konusu. Bunlar ilişkisel alanda kendini gösteren kaygılar şeklinde. Şimdi burası şeyden farklılaştığı bir yer, klasik psikanalitik süreçten farklılaştığı bir yer kısa dinamik terapinin. Devam edeyim. Yine ilişkiyi temel almak şeyle de ilgili, yani içsel çatışmayı, intratistik çatışmayı değil de kişinin bir ötekiler ile ilgili bir bağlamda varoluşunu, ötekileri etkilediği ve ötekilerden etkilendiği ile ilgili sosyal boyuta da, kişiler arası boyuta da vurgu yapan bir nokta. Hani kişiler arası yaklaşım dediğimiz yer burada, hani kuramsal olarak kişiler arası yaklaşım dediğimiz yer kendini bu noktada gösteriyor. Yine direnç kavramı biraz daha farklı bir yerde şey gibi, yani dirençler kişinin nasıl diyeyim, bastırılmış meselelerini ortaya çıkarmaktan öte ilişkisel konularına olan dirençler gibi kısaca bahsedebilirim. Aktarım ve karşı aktarımda yorum farkı durumu biraz evvel bahsettim. Şimdi klasik psikanalizde aktarım ve karşı aktarım konusu, karşı aktarım konusunda şey var, hani karşı aktarım olmamalı. Karşı aktarım var ise şey söz konusudur, yani orada terapiste bazı çözemediği. Mikrofon uzakta mı? Mikrofon, benim sesim herkese mi az geliyor yoksa Zeynep Hanım'a mı sadece az geliyor? Ses nasıl geliyor? Bununla ilgili chat'e bir şeyler yazabilir misiniz? Evet. Eda Hanım iyi geliyor diyenler var. Yani evet, tamam. Orta seviyede normal gibi. Belki evet, tamam arkadaşlar. Yani belki şeyle ilgili olabilir. Zeynep Hanım, bazen benim de oluyor. Bir çalışmada ses iyi geliyor, bazen o kadar iyi gelmiyor. Böyle bir şey olabilir. Sizinle alakalı bir durumda söz konusu olabilir. Peki, devam edeceğim ben. Sunumu tam slide, sunumu neden tam slide yapamıyorum? Şeylerimin, slaytlarımın akışlarını görme ihtiyacı duyuyorum ama siz şey yapabilirsiniz belki. Zoom'un şey seçenekleri var ya, görüntüyü ekrana oranla gibi seçenekleri söz konusu. Kendi ekranınızda büyütme şansınız olabilir. Ekrana ortala ya da ekrana sığdır gibi seçenekleri var Zoom'unuzun. Siz kendi Zoom ekranınız üzerinden büyütebilirsiniz. Ben çünkü slaytlarımı görme ihtiyacı duyuyorum. Daha iyi oluyor benim için. Slaytımı belki şey yapabilirim, küçültebilirim. Biraz ekrana küçük yapabilirim. Altta kalmaz. Siz ekrana sığdır yaparsanız altta kalmaz. Slaytlarım çok dolu değil çünkü. Ekrana sığdır yaptığınızda altta kalmaması lazım. Devam ediyorum. Psikanalitik tarzla klasik psikodinamik kısa dinamik terapi arasındaki farklarda. Şimdi davranışların bilinç dışı belirleyicilerine odaklanmak yerine aslında güncel meselelere odaklanmak gibi bir farklılık söz konusu. Beraberinde danışanın işte terapötik çalışmaya direnci ve tekrarlayan davranışlarının daha kişisel, kişiler arası bir yerden kaynaklandığı ile ilgili bir şey söz konusu, yorum farkı söz konusu diyebilirim. Şimdi devam edeyim ben. Şuradaki tarzlara devam edeyim. Terapist, burada terapist etkin bir terapist aynı zamanda. Aktif bir terapist, katılan bir terapist. Yeri geldiğinde ödevler verebilen bir terapist, bu klasik psikanalizde olmaz. Ancak BDT içerisinde olabilir, BDT'den aldığı bir yer olabilir. Yönlendiren bir terapist olabiliyor, rol model olabilen bir terapist olabiliyor. Ama bütün bunları öyle bir ayarda oluyor ki hem dinamik yorumlamaları yapabiliyor, yorumlamaları yüzleştirmeleri yapabiliyor. Döngüleri dinamik bir nedensellik içerisinde belirleyen bir terapist oluyor. Bir o kadar da BDT tekniklerinden yararlanan bir terapist oluyor. Terapötik sözleşme bütün şeylerde olduğu gibi, tabii terapi ekollerinde olduğu gibi sözleşme yapılıyor. Sözleşme içerisinde zamanın sınırlı olduğu, nasıl bir terapiden terapi süreci olacağı,
Ondan sonra terapistin ve danışanın işte süreçteki şeyi belli oluyor. Nasıl bir yol izleneceği vesaire bunlar konuşuluyor. Şimdi hızlı değerlendirme anında müdahale, kısa süreli özelliklerden zamanımız dar. O yüzden hızlı değerlendirmek durumundayız ve anında müdahale yapmak durumundayız. Bu kısa dinamik yaklaşımın özelliği. Bunun avantajları ve dezavantajları söz konusu. Beraberinde bu eğer hızlı değerlendirmemiz o kadar şey bir değerlendirme değilse, hata yaptıysak yani doğru bir değerlendirme yapmadıysak şey olabiliyor, müdahalemiz uygun bir müdahale olmayabiliyor. O yüzden işte terapistin etkinliğiyle beraber yeterliliğini de önemseyen bir yere tekabül ediyor. Mansur Bey bir el kaldırmışsınız, buyurun. Yanlışlıkla mı oldu? Zannediyorum. Ben devam edeyim o zaman. Hızlı değerlendirme anında müdahale kısa dinamik yaklaşımın bu anlamda özelliği ama hem avantajı hem de dezavantajı olabilecek bir özelliği olarak bir yere şey yapabiliriz, öyle bir yere konumlandırabiliriz. Planlanmış bitiş zamanı kısa süreli bir özellik. İyimserlik var. Yani hani danışanların iyi taraflarına vurgu, yapamadıkları ya da sorunlarının şeyine odaklanmak yerine güçlendirmek ve güçlü yanları ile ilişkisel problemleri çözmek ile ilgili bir iyimserlik söz konusu. Ve beraberinde hani danışanın terapi aldıklarının diğer problemlerini çözmek konusunda da hani yardımcı olacağı ile ilgili bir iyimserlik durumu söz konusu diyebilirim. Şimdi kısa dinamik seçim tarzlarından bahsettim. Peki öncülleri ve varsayımlarından bahsedeceğim. Aslında varsayımlar öncüllerden doğan şeyler. Önce biraz öncüllerini söyleyeyim, sonrasında da varsayımlarına geçeyim. Varsayımlarını biraz daha açacağım. Şimdi öncüller şu: danışanlar neden terapi ihtiyacı duyarlar? Varsayımı kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan problemler için kişiler arası terapi ihtiyacında olduğu ile ilgili. Şimdi kişiler arası problemler bazı işlevsel stillerden kaynaklanır ve işlevsel stiller geçmişte öğrenilmiştir. Ama geçmişte öğrenilmiş olması başlı başına şey değil. Esas mesele bugün korunuyor olması. Hani geçmişte öğrenildi ancak bugün korunuyor. O zaman şey gibi değil. Burada bir ayrım söz konusu. Geçmişe gitmek, geçmişteki meseleleri çözmek, çocukluk deneyimlerine gitmek, çocuk deneyimlerini çözmek ve çocukluk deneyimlerini çözmekten yol alarak bugüne gelmek. Bu biraz daha klasik psikanalitik ekol diyebiliriz. Bugündeki meseleyi çözmek ve bugündeki meseleyi çözmenin sonrasında daha iyi bir yere gidebileceğiyle ilgili öngörüde bulunmak. Bu da kısa dinamik terapinin benimsediği yaklaşım diyebiliriz. Aslında aktarım odaklı terapide de böyle bir durum söz konusu. O anda danışan ve terapist arasında olan üzerine odaklanıp oradan hani geçmiş gelecek neyse o aradaki geçmiş ve şimdi arasında yaşanan şeylerin meselelerin o anda çözülmesiyle ilgili bir süreç. Yani bunun için illa gidip de çocukluk deneyimlerine bakmak gerekmediğiyle ilgili bir varsayım durumu söz konusu. Ya da hani çocukluk deneyimi ve danışanın anne baba ötekilerle yaşadığı meselelere illa gitmek durumunda değiliz. Tabii ki gideceğiz ama kendimizi de dahil edeceğiz. Yani birinde terapist dışında terapiste hiçbir şey değmiyor oluyor. Klasik şeylerde, ekollerde. Ancak kısa dinamik terapide hani terapist etkin. Aktarım odaklı terapide de yine terapiste olan meseleler gündeme gelir. Neyse biz öncüllerimize dönelim. Öncüllerime döndüğümde işlevsiz stillerim. Geçmişte öğrenildiğini ancak bugün de korunmakta olduğuna dair öncüler söz konusu. Bu ne demek? Aslında bir girişte de bahsettim. Kişiler arası ilişkilerde sorun yaşayan bir danışan, bir kişi olarak terapiste de kişiler arası problem yaşar. Bu kişiler arası probleme terapist hem katılır, katılımcı hem de gözlemcidir. Gözlemler, yorum yapar, müdahale eder. Terapist danışanla olan zorlukları yeniden canlandırmaya eğilimlidir. Danışan da terapist ile olan terapist danışan da terapist ile
yaşadığı kendi meseleleri canlandırmaya, yeniden canlandırmaya eğilimlidir. Neden eğilimlidir? Çünkü döngülerini bir kişi olarak diğer kişilere taşıdığı gibi terapisine de taşıyacaktır. Tanımlanabilir bir döngü, bir problematik bir ilişki örüntüsü vardır. Bunlar kısa dinamik terapinin öncüleri. Şimdi biraz da varsayımlarına bakalım. Varsayımları öncüleriyle ilişkili. İnsanlar insani ilişkiyi aramaya ve korumaya doğuştan güdülenmiştir. Bu birinci varsayım. Bunu nesne ilişkilerinde de buraya koyabilirsiniz. Kısa dinamik terapi nesne ilişkilerinden evrildiğini, en azından kitapta ben öyle okudum bu şekilde. Evrildiğini anlatan bir yerde. Nesne ilişkilerinden böyle bakabiliriz. Şimdi bağlanmadan da böyle bakabiliyoruz. İnsani ilişkiyi arıyoruz ve korumaya, bağlanmaya temayüllü olarak doğuyoruz. Bağlanmaya temayüllü olarak doğduğumuzu nereden biliyoruz? Güdülenme sistemlerinden biliyoruz. Şimdi güdülenme sistemleri, 7 temel güdülenme sisteminden söz ediyor Littenberg. Bunlardan birincisi bağlanma, ilişki kurma ihtiyacı, sonrasında merak ve keşif ihtiyacı, bakım verme, bakım alma, kapsama gibi gibi ihtiyaçlar devam ediyor. Ve bunlar da yaptıkları şeylerle, bu güdülenme sistemleri yapılan nörobiyolojik araştırmalarla destekleniyor. Şimdi biz konumuza dönecek olursak, insan ilişki aramaya ve korumaya doğuştan güdülenmiş olarak doğar. Yani bir insanla ilişki kurmaya güdülenmiş olarak doğuyoruz. Nereden biliyoruz? Mesela insan yavrusunun doğduğunda insan yüzünü tanıma becerisiyle dünyaya geliyor olmasından biliyoruz. Yüzle ilişki kuracak, yüz kasları kanalıyla, mimikler kanalıyla ilişki kuracak. İnsan yüzünü tanıyacak, ilişkiyi kurabilsin. İlişkiyi aramaya ve korumaya doğuştan güdülendim. Ben böyle ilişki arayarak dünyaya geldim. Ötekiyle bir ilişki kurdum. Kurduğum ilişkide bu ilk kurduğum ilişki kişiler arası bir ilişkide yaşamın erken dönemlerinde edinilir. Neden? Doğdum ve bir insan aradım. Bir insan ve bir ilişki arayarak dünyaya geliyordum. Geldim, kurdum ve bir ilişki ağım oldu, bir örüntüm oldu. Bu benim yaşamın ilk yıllarında edindiğim bir kişiler arası örüntü. Sistemli biçimde düzenleniyor bu örüntü ve pek çok temel şikayetin altında yatan nedeni oluşturuyor. Yani uyumsuz bir örüntü ise bu. Cümlemin başındaki sözcüğü sonra ekliyorum. Önce örüntünün geçmişte kurulduğunu söylüyorum. Sonrasında da bunun maladaptif bir örüntü olması durumunda pek çok temel şikayetin altında yatan neden olduğu. Bunu bağlanmanın güvensiz bağlanmanın pek çok soruna neden olduğu şeklinde de bakabiliriz. Yani bunu böyle okumak da mümkündür. Üçüncüsü, erken dönem örüntüleri ısrarla devam eden, çünkü hali hazırdaki ilişkilerde sürdürülür ve kendilik ve öteki duygusuyla tutarlıdır. Bu ne demek? Yani zaten ilişki kuruyorum. İlişkide mesela yapılan, hani sevilen bir insan ya da sevilmeyen bir insan, beğenilen bir insan, beğenilmeyen bir insan, ötekilere kendini ispatlamak ihtiyacı duyan bir insan ve ötekilere kendini ispatlayan bir insan, ötekiler beni onaylayan, ben ispatlamaya gayret ediyorum, ötekiler de beni onaylıyorlar. Şimdi benim kendiliğime dair bir algım var, ötekine dair bir algım var. Nesne ilişkileri diyebiliriz buraya. Kendilik algım ve öteki algım da tutarlı. Kendimi böyle tanımlıyorum. Kendimi böyle tanımladığım için, ötekini böyle tanımladığım için, ilişkiyi böyle tanımladığım için bunu genelliyorum. Bunu her yerde kullanıyorum. Her yerde bu tarzı bir örüntüyle ilişki kuruyorum. Ve bunu Vahden'in dönümsel nedensellik kavramıyla izah etmek mümkündür. Biraz evvel söyledim dördüncü olarak. Danışanlar hasta değil, çıkmazdadırlar. Bunu kokutken bir yerden okumak mümkün. Çözüm odaklı bir yerden okumak mümkün. Hani danışan hasta değil, çıkmazda. Çıkmazda ise çözüm bulunabilir gibi. Hatta varoluşçu bir yerden de okumak mümkün. Çünkü varoluşsal anlamda da hastalıktan söz etmiyoruz. Daha çok işte şeyden bahsediyoruz. Yani kendisi otantik olmamakla, hani kendini yeterince varoluşunu anlamlandırmamış olmasıyla, şimdi yaşantıların, deneyimleri anlamlandırılmış olması
bu çıkmazın biraz daha netleşmesi, belirsizliğin azalması gibi bir yere konulabilir. Dördüncü varsayımımız da buydu. Beşinci varsayımımız şu, odak noktası maladaptif, yani uyumsuz ilişki örüntülerini ve onlara eşlik eden duyguları değiştirmektir. Yani terapinin hedefi bu. Bir odak belirleyeceğiz. Odağımız şu olacak, uyumsuz ilişki örüntüsü ve buna eşlik eden duygu. Bunu belirli bir şey üzerinden, odak üzerinden yeni deneyim ve yeni anlayış ile nerede terapist ile seans odasında deneyimle, düzeltici duygusal deneyimle, teşvik ile belki süreci devam ettiriyor olacağız. Bu anlamda terapistin hem katılımcı hem gözlemci olma şeyi söz konusu oluyor. Belirli bir içerikten ziyade etkileşimsel süreçlerle ilgilenir. Bu ne demek? Olayın, meselenin bilgi tarafından öte kişiler arası etkileşimde, iletişimde kişiye kendini nasıl hissettirdiği ile ilgileniyor aslında. Burada kişiler arası bir durum var. Dinamik bir süreç söz konusu, nesne durumu söz konusu. Bir de şey var, yani dışsallaştırıyor. Yani bu şey gibi, içerikten öte bu neye benziyor, bu nasıl bir deneyim dediğinizde mesela bunu sen nasıl yaşıyorsun da var. Dışsallaştırmak, bir de nasıl bir deneyim dediğinizde benzetmek ile ilgili biraz dışsallaştırma sağlayabilir. Bu da işleri kolaylaştıran bir yerde. Evet, temel bir sorumlu ilişki örüntüsüne odaklanılır. Bu şey demek, temel bir sorumlu ilişki örüntüsüne odaklanıldı. Danışan burada bir döngüsü değiştirdiğinde balık tutmayı öğrendi ve bundan sonra da kendi yapabilir gibi bir varsayımı var. Ve en güzel varsayımı da değişim süreci terapinin sonlandırılmasından sonra da devam edecektir. Nasıl devam edecek? Terapötik ortamda farklı bir ilişki tarzı ve farklı bir deneyim sunmuş olacaktır. Bu döngülerinde bazı değişimlere yol açacaktır. Nesne ilişkilerinde ve bağlanmasında farklı bir tarza yol açacaktır. Ve bu sonrasında hayata da aktarılacak. Ve hayat içerisinde de yeniden yenilendikçe, şimdi terapiye kadar daha önceki uyumsuz maladaptif ilişki tarzı, örüntü tarzı tekrarlanma şey olmuştu. Yani nasıl diyeyim, otomatizma kazanan bir yere gelmişti ya da ne bileyim ana yol olmuştu. Şimdi şey var, farklı bir bu belirli bir şey, net olan ve bilinen bir yer halindeydi. Şimdi terapi sürecinde yeni bir ilişki tarzı, yeni bir bağlanma tarzı oluştuğunda ve bu sonrasında ilişkilere aktarıldığında, hayata aktarıldığında, hayatta da tekrarlanmaya başladıkça bir daha öncesinde ötekinin sesi güçlüydü, yeri büyüktü. Sonrasında yeni öğrenilen de tekrarlandıkça büyüyecek ve hani diğer alanlara yayılacaktır gibi bir varsayımın söz konusu. Şimdi şeyden bahsedeceğim biraz sonra, hani terapötik süreçten bahsedeceğim ama ondan önce kısa dinamik terapi ile ilgili şimdiye kadar anlattıklarımı biraz toparlayayım, sonra bir ara verelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçelim isterim. Özetle patolojiyi vurgulamaktan öte iyi yanlara, güçlü yanlara ve döngülere odaklanıyor. Evet, psikanalitik bir çerçeve ile birlikte danışanın afonksiyonel kişiler arası örüntülerini odak alarak terapi ortamında terapist ile birlikte etkileşim aracılığıyla, deneyim aracılığıyla, düzeltici duygusal deneyim aracılığıyla yeni anlayış ve yeni deneyim sağlamasına yöneliktir. Danışanın terapist ve diğerleri ile ilgili, ötekiler ile ilgili etkileşimlerinde tekrar eden uyumsuz döngüler ve içeriklerle ilgilidir. Duyguyu merkeze alır, deneyimi merkeze alır, bilginin etkililiği ile duygunun etkililiği şey gibidir. Hani hayatımızda yaşanmış her deneyimin beyinde bir şey var, karşılığı var, bir depolanıyor, o oraya bir yerleştiriliyor, dosyalar açılıyor. Sayısız dosyamız söz konusu. Şimdi bu deneyimlerden duygusal yük ile deneyimlenenler daha büyük ve daha belirgin izler oluyor. Şey gibi eskiden CD'lerde track izler olurdu böyle şey gibi. Orada daha büyük izlere yol açıyor duygu ile şey olanlar. Duygusal yük ile, büyük duygusal yük ile birlikte yaşanan şeyler, deneyimler. Şimdi bu sebeple bilgi ile olan deneyimler de muhakkak bir etkiye sahip ama
Duygunun her zaman daha büyük bir etkiye sahip olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu ne demek? Yani bilginin katsayısı, bilginin katsayısı 1 ise duygunun katsayısının 5. Bilginin katsayısı 3 ise duygunun katsayısının bazen 10, bazen 8 vesaire gibi olduğundan söz etmek mümkündür. Neden? Yani bilgi insana çok sonradan gelir. İnsan doğduğunda ilk 0-2 yaş arasında sağ beyin aktiftir. Sol beyin henüz o kadar gelişmiş değildir. Sağ beyin duygular ile ilgilidir, duygusal merkezdir. Ancak sol beyin, daha mantık ve bilgi ile ilgili olan beyin 2 yaştan sonra şey yapabilmekte, hani daha devreye girebilmekte ve gelişebilmekte. Bir de korteks dediğimiz kısım, hani düşünsel işlerle, bilgiyle ilgili işlevlerle alakalı olan kısım 2 yaştan sonra gelişir. Bu şu demek, yani hani bilgiden önce bizim şeye ihtiyacımız var. Dünyayı anlamak için, dünyayı anlamlandırmak için bir yola ihtiyacımız var. Bu yol sezgi ve duygu. Yani duygunun şeyi, gücü çok daha arkaik olmasından, çok daha yaşamsal olmasından kaynaklanıyor. Neden yaşamsal? 2 yaşınıza kadar hani etraftan gelen deneyimlerin, yani miniciksiniz ve etrafı gözlemliyorsunuz. Deneyimlerin dünya tehlikeli bir yer mi, güvenli bir yer mi? Bunları anlamak için bir yola, bir araca ihtiyacınız var. Ve bu araç duygu. Duygu çok önemli. Kaldı ki hepimiz biliyoruz mesela stres durumlarında hani bilginin, mantığın devreden çıktığı ya da işte ne bileyim şey durumlarında ne derler? Aşk kapıdan girince akıl tatile çıkarmış derler ya hani mantık tatile çıkarmış gibi. Duygusal yük aktifleştiğinde bilgi biraz daha ikinci plana giriyor. O sebeple terapilerde duyguyu vurgulayan terapilerin bu anlamda değişim yaratma noktasında ya da değişim kalıcılığı noktasında bir daha belirgin bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Şimdi bundan şu anlam çıkmasın. Diğer terapiler de değişim sağlar ve bu değişimler kalıcı da olabilir. Ancak bilgiyle ilgili olan değişikliklerin belirli bir süre sonra tekrarlayabildiği ile ilgili, ancak duygusal değişimlerin daha kalıcı değişimler yarattığı ile ilgili yine nörobiyolojik araştırmalar bunu söylüyorlar. O sebeple duyguyu ve deneyimi merkeze alıyor. Bununla beraber hep söylediğim gibi, başından beri tekrar ettiğim gibi, amaç semptom değil, yerleşmiş kişiler arası bir örüntüyü, yani bağlanma tarzını değiştirmek. Ve bağlanma tarzının da kişiler arası örüntüyü değiştirmesini ummaktır şeklinde sonlandırabilirim şimdilik söyleyeceklerimi. Saat 7:10 geçiyor. Bir 15 dakika ara verip 7:25'te tekrar burada olalım diyorum. Herkes için uygundur zannediyorum. Peki arkadaşlar, 7:25'te görüşmek üzere diyorum.
Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi kısa dinamik terapi ile ilgili bazı şeyleri toparladım. Şeye geçeceğim. Terapide yeniden sahnelenme ve odak bulma, o döngüsel maladaptif örüntü danışanın şeyleri var dedik. Tekrar eden işlevsiz, afonksiyonel, uyumsuz kişiler arası örüntüleri var. Buna Hannah Evans'ın döngüsel maladaptif örüntü diyor. Ve döngüsel maladaptif örüntüyü bulmak, odağı belirlemek, bunun üzerinden çalışmak aslında terapinin ana unsuru. Bunu bulmaktan bahsedeceğim. Bunun için bakılan noktalar nelerdir? Nasıl bir şey vardır? Formülasyon durumu ya da elimizde yapılandırma, hani belirli bir çerçeve sağlıyor dedik ya, sınırlı bir çerçeve. Bu nasıldır, neye benziyordur? Ondan bahsedeceğim. Ama ondan bahsetmeden evvel işte şey, hani hep bahsettiğimiz nokta var ya, yeniden sahneleniyor. Bu onun girişi gibi düşünün. Dışarıda olan her şey seans odasında terapiste tekrarlanıyor dediğimiz için terapide yeniden sahneleme. Şimdi kişi diğer insanlarla olan ilişkisini, etkileşimini anlatan, hani onu karakterize eden, onun bir tekrarı durumunda olan aynı uyumsuz, aynı işlevsiz, aynı maladaptif, aynı afonksiyonel yolla terapistiyle de ilişki kuruyor. Şimdi bunu psikodinamik teriminde şey diyebiliriz, transferans yani aktarım olarak, diğerleriyle kurduğu ilişkiyi terapisti aktarımı olarak adlandırabiliriz. Ancak bir taraftan da şöyle bir realite var, yani hani danışan seans odasına girdiğinde hiçbirimiz öyle değiliz bir yerde. Hani kişiliğimizi kapının dışına bırakıp da sorunlarımızı ya da meselelerimizi içeriye getiriyor olmuyoruz. Yani hani aslında problemlerimiz bizim kişiliklerimizle ve beraberinde ötekilerle olan etkileşimlerimizle bir sarmal halinde. Hani bir etkileşim birbirlerini etkileyen. Yani tam olarak çatışmanın kaynağını intrapsişik bir yerden interpersonel bir yere alan bir nokta diyebiliriz. Hani kişiler arası bir yerde, ama biz de varız içinde. Kişi olarak varız, hem kendi içsel çatışmalarımızda varız, hem ötekiyle olan ilişkilerimizle artıları veya eksileri, uyumlu veya uyumsuz taraflarıyla beraber ilişkide olan bir varlık olarak varadayız. Ve bu şu demek aslında, geçmişte olanın seans odasında da güncel olarak sokakta da yaşandığı anlamına geliyor. Peki sokakta değiliz, geçmişte değiliz, elimizde ne var? Seans odası var. Yani aslında seans odasında çalışmak bizim için en sıcak kaynak gibi düşünebiliriz. En sıcak malzeme gibi düşünebiliriz. Şimdi danışan dışarıda yaşadığı meseleyi terapiste de yaşayacak, getirecek, terapiste getirecek. Kişiler arası durumu terapiste de yaşayacak. Kişiler arası terapi perspektifinden, yani kişiler arası yaklaşımı merkeze alan tüm terapilerde olduğu gibi kısa dinamik terapide de bu yeniden sahnelenme, orada tekrarlanması ideal bir durumdur. Çünkü aslında doğrudan aracısız, anlatısız, canlı ve birinci tanık olarak katılan bir kişi olarak danışanın dış dünyayla problem yaratan her davranışını, her ilişki kurma tarzını, her iletişim tarzını görme bir nesnesi olma, bir öznesi olma, bir dahil olma şansını bulur. Çok aktif ve çok sıcak bir şekilde kişiler arası tarzın böyle bir şey var, varsayımı var. Bence de şey bir varsayım, yani hani bir anlatı üzerinden gitmektense yaşanan, deneyimlenen üzerinden gitmek daha gerçekçi bir nokta sanki. Şimdi terapist o kişinin uyumsuz etkileşimsel davranışlarını gözlemleyebiliyor ve beraberinde bu bireyle ilişki kurmanın nasıl bir tecrübe olduğunu anlıyor. Beraberinde karşılıklarım da buraya devreye giriyor. Yani bu kişiyle kendimize bakabiliriz. Bu ötekiyle ilişki kurmak, böyle biriyle ilişki kurmak benim için nasıl bir deneyim? Burada tabii hassas bir durum söz konusu. Şimdi karşılıklarım eyleme vurumu olmaması için bu kişiyle iletişim kurma tarzının, ilişki kurma tarzının bizim kendi meselelerimizle alakalı
olmaması gerekiyor. Yani bunu burada ayırdığına varabilmek ve bu duygusal reaksiyonu yönetebilmek ve böyle bir reaksiyon mümkünse girmiyor olmak. Sadece oradaki hissettiğimiz duyguya bakabiliyor olmamız lazım. Öbür türlüsü çünkü karşı aktarım eyleme vurum olur. Ama eyleme vurum olmayan bir karşı aktarım duygusu aslında şey gibi, yani kişinin anlattığı yaşam öyküsü kadar önemli bir şey aracıdır, bir toplama aracıdır, bir data aracıdır. O anlamda terapist o kişinin uyumsuz etkileşimsel davranışlarını hani gözleyerek onunla ilişki kurmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlayabilir. Böyle bir şey olabilir, yarar olabilir. Böylece de terapist aynı zamanda karşıdakinin, danışanın kişiler arası dünyasına deneyimsel bir yerden, aktif bir yerden, etkileşimsel bir yerden ortak olur ve gelişmesine katkıda bulunmanın bir parçası haline gelir. Nasıl gelişmesine katkıda bulunmak derken? Bu arada ben var olacağım, katkıda olacağım. Yeni bir iletişim tarzı hani kurulacak, yeni bir ilişki tarzı kurulacak, yeni bir bağlanma tarzı kurulacak. Ben de onun bir diğer ayağı olarak orada var olan kişi olacağım, aktif katılacağım anlamına geliyor. Şimdi bu ilkeye göre, terapide yeniden sahnelenme ilkesine göre aslında ortaya çıkan genetik materyalle yaşamak durumunda değildir. Bu bir şey, cümle genetik materyalden kasıt şey gibi, yani geçmişten getirdiğimiz şeyi devam ettirmek durumunda değiliz. Bu bir taraftan şey de varsa ya belki çözüm odaklı ve pozitif psikolojinin etkileri burada şey yapılabilir, anlaşılabilir. Kişinin aktif olduğu ve hani irade sahibi olduğu, değiştirebilecek gücünün olduğu, bunu dönüştürmek ile ilgili kendi potansiyellerinin olduğunu varsayan bir de. Yani evet, geçmişte yaşadıklarım var, tamam bunlar beni etkiledi ama muhakkak böyle bir doğrusal neden sonuç ilişkisi içerisinde olmak durumunda değil. Çocukun her dönemde yaşamış olduklarını tam olarak bulmak öncelikli değil. Yani hani bu evet bir problem yaşıyorum. Bir kişiler arası ilişkilerde onay almak ya da işte sevimlilik ile ilgili bir şey yaşıyorum. Mesela var anlaşmak, anlaşılmak, kendimi anlatmak, güven duymak ile ilgili bir mesela var. Var zaten canlı olarak bunu söylüyor. Bunun illa gidip işte şey ya annenle babanla böyle olduğu için hani çocuk deneyimlerinde bunu yaşadığım için kendilik algım böyle oldu. Bunun arkaik kaynağına kadar iz sürmek durumunda değiliz. Çünkü aslında en önemli noktası o odada, seans odasında sizinle karşınızdaki insan arasındaki etkileşim. Yani bu şey anlamında da gelmiyor tabii. Geçmişte yaşananların, peki deneyimlerin önemsiz olduğu, etkisiz olduğu anlamına gelmiyor. Bunların etkileri, bu deneyimlerin kıymeti ve kişinin hayatını şekillendirme noktasındaki varlığı tabii ki kabul ediliyor, inkar edilmiyor. Ama beraberinde terapide neler olduğuna dair gözlemlerle eski ve şimdiki ilişkilerin nasıl algılandığı, yani terapide olan, eskide olan, şu anda güncel dışarıda olan bunlar birleştirilebilirse bu kişinin ötekilerle olan etkileşimlerine nelerin ters gittiğini formüle etmekte daha hani geçmişe bakmak, annem babanla böyle olduğundan ötürü böylesinden daha güvenli bir yol olarak kabul ediliyor terapide yeniden sahnelenme meselesi. Şimdi kısa dönem terapi iki şeyi amaçlıyor. Neyi amaçlıyor? Bir, yeni deneyim. İki, yeni anlayış amaçlıyor. Yeni deneyim ve yeni anlayışta da şeyi amaçlıyor. Yeni deneyim aynı zamanda kişiler arası alanda bir yeni deneyim ve kişisel alanda bir yeni deneyim. Aynı şekilde yeni anlayış da hem kişiler arası alanda bir yeni anlayış hem de kişisel alanda yeni anlayış. Bunu birazdan dönüştürmen adaptif örüntüyü konuşurken daha net, daha oturacak bir şekilde izah etmeyi umuyorum. Ancak sadece içgörüye ya da sadece deneyime değil, ikisinin bir arada olmasına vurgu yapan bir yaklaşımdan söz ediyoruz beraberinde. İkincisinde deneyim de sadece ötekilerle olan ilişki değil ama aynı zamanda kişisel, intrapsişik deneyimimizde de bir değişimi. Kendilik algımızda ve kendimizle öteki arasındaki algıda ilişkisel bağlamda, kişiler arası bağlamda anlayışımızda da bir değişimi şey yapıyor, amaçlıyor. Peki yolumuz ne? Bu deneyim için dedik ya bir şey yapacağız.
odak bulacağız, sınırlı zamanda çalışacağız. Bunu nasıl bir yolla yapacağız? Döngüsel maladaptif örüntü kavramı burada devreye giriyor. Döngüsel maladaptif örüntü bir kişinin, bir danışanın ötekiyle ilişkilerinde yaşadığı tamamen kişiye özgü tekrarlayan hani bir kısır döngü ifade ediyor. Bu döngüler, bu örüntüler, bu şemalar bunlar şema haline geliyor diyebiliriz. İster bir şey yapacak olur isek, tanım yapacak olur isek. Bu döngüler veya örüntüler ötekiyle uyumsuz, maladaptif örüntülere, etkileşimlere yol açan, aslında esnek olmayan ve kendine varlığını sürdüren davranışları, kendini kandıran beklentileri ve kendi kendini negatif, olumsuz değerlendirmeleri içermektedir. Kişinin kendilikle ilgili olumsuz değerlendirmeleri, esnek olmayan davranışları, tekrarlayan davranışları ve beraberinde kendini kandıran beklentiler, kendisinden aslında uygun olmayan beklentiler veya ötekinle ilgili uygun olmayan beklentiler diye özetleyebileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Döngüsel maladaptif örüntüden bahsettiğimiz. Şimdi döngüsel maladaptif örüntünün şeyi var. Bazı bileşenleri söz konusu. Oraya geleyim. Şimdi döngüsel maladaptif örüntünün tanımlanırken Hannah Levinson önce 4 boyut tanımlamış. Sonra 5. bir boyut olarak karşı aktarım kavramını 5. bir nokta, 5. bir referans noktası olarak eklemiş. Bunlardan bahsedelim. Şimdi birincisi kendilik edimleri. İkincisi başkalarının tepkilerine dair beklentiler. Üçüncüsü kişinin kendi eylemlerine, kendi davranışlarına başkalarının, ötekilerin verdiği gözlemlenen tepkiler. Dördüncüsü kendiliğin kendiliğe karşı edimleri. Yani kişinin kendi kendine nasıl davrandığı içe yansıtmaları. Ve beşinci olarak da karşı aktarım konusu. Şimdi bunları biraz açayım. Kişinin kendi edimleri yani kendi hareketleri. Bunlar danışanın kişiler arası doğal duygularını, düşüncelerini, arzularını, davranışlarını yani kişinin kendine dair olan şeyleri içermekte. Örnek veriyor mesela kitapta. Yabancılarla tanıştığımda benimle hiçbir şey yapmak istemeyeceklerini düşünmekten kendimi alamıyorum. Yani kendine dair düşüncesi. Kendine dair isteğine bir örnek veriyor. Partinin şey olmak isterdim. Yıldızı olmak isterdim mesela. Bu bir istek. Kişinin kendine dair isteği. Yani kişinin kendisini tanımlarken kendisine dair tanımladığı duyguları, istekleri, düşünceleri ve davranışları tamamen kendilik edimleri olarak adlandırılıyor. Bunun bizim için neden önemli? Bu şeyleri döngüsel maladaptif örüntünün bileşenleri. Bir formumuz var bizim. O formu kullanayım size. Kullanayım göstereyim. 2 dakika bekleteceğim sanırım. Evet. Döngüsel maladaptif örüntü formu bu şöyle bir form. Danışan bilgilerini buraya yazdığımız, sonrasında kişinin kendilik edimlerini biraz evvel söyledim ya, kişinin kendine dair duyguları, düşünceleri, davranışları ve isteklerini yazdığımız kısım. İkinci olarak birazdan anlatacağım başkalarının davranışlarına dair beklentiler. Kişiye karşı başkalarının davranışları, hani o bahsettiğim döngüsel maladaptif örüntünün bileşenlerini böyle bir forma işliyoruz. Sonrasında da amacımızı yazıyoruz. Yeni deneyim için amacımız ve yeni anlayış için amacımız. Bunlar danışanla birlikte belirleniyor. Böyle bir forma dolduruyoruz. Bu form yani şey gibi düşünün. Seans yaparken aslında bunları her zaman not alabilirsiniz. Bir kağıdı dörde bölerekten. Hani kendi dediğimleri başkalarına dair beklentiler. Bunlar sonra işte çıktıkça, toplandıkça bir döngü haline tekrarlayan ve sistematize olan bir döngü halini alıyor aslında. Bunu yapabilirsiniz. Yani bu şey gibi bir egzersiz gibi düşünerek her zaman için kendiniz de bir olay anlatırken, hatta bir şey dinlerken, bir konu dinlerken her zaman tekrarlanabilecek, egzersiz haline dönüştürülebilecek bir şey. Terapide de böyle bir form kullanıyoruz. Bu bizim formülasyon için işimize yarayan bir şey oluyor. Şimdi tekrar döneyim ben slaytımı.
Evet, kendilik edimlerini anlattım. Kişinin kendine dair olarak anlattığı şeyler kendilik edimleri. Mesela bazen bu davranışlar şey oluyor, hani kendilik edimleri bilinçli oluyor. Bazen de farkındalığın dışında oluyor. Bunlar şey gibi, hani aslında terapide konuşulabilecek hani konular olarak not edebileceğimiz, hani hem not edeceğiz ama bunlardan eleyeceklerimiz olacak, işte dahil edeceklerimiz olacak. Bazı şeyleri ihmal etmek durumundayız çünkü. Fakat hangisini dahil edeceğimiz, döngünün içerisinde neyi çalışacağımız ile ilgili bunları not ediyoruz. İkinci olarak başkalarının davranışlarından beklentiler. Bu da şu demek, yani kişinin, danışanın kişiler arası etkileşimler söz konusu olduğunda ötekilerin, diğerlerinin ona karşı nasıl davranacağına dair tasarımları, hayal ettiği her durumu kapsamak. Mesela ne gibi? İşte amiriyle problem yaşayan birinden bahsedeyim. Hata yaparsam, şey yaparsam, bu işi zamanında yetiştiremezsem, işte şey yapacak, ne bileyim, maaşımdan kesecek ya da beni kovacak. Eğer işte şey yaparsam, ne bileyim, katılmak istediği bir şey var, toplantı var, ama işte şey, o toplantıya katıldığımda kimse işte şey yapmayacak, benim sözlerimi dikkate almayacak. Yani ben bir şey yaptığımda ötekilerin bana nasıl davranacağına dair beklentileri, başkalarının davranışlarına dair beklentiler başlığı olarak söyleyebileceğim kısım. Üçüncü kısım, kişiye karşı başkalarının davranışları. Bu da diğer insanların güncel davranışlarının danışan tarafından şey yapmasından, gözlemlenmesinden ya da varsayılmasından, böyle davranacağı varsayılmasından ya da öyle tahmin edilmesinden, öyle yorumlanmasından, öyle yordanmasından oluşmuştur. Yani şey gibi, ya beni kovmadı, beni işte şey yapmadı, maaşımdan kesmedi ama yani o gün o şeyi, bana verdiği görevi ben zamanında bitiremediğimde ya da amirimin istediği gibi tamamlayamadığımda o günden sonra benden uzak durmaya başladım. Toplantıya gittim. Toplantıya gittiğimde söz aldım, evet, anlattım. Fakat anlattığımda aslında kimse ses çıkarmadı ama sanki şey gibi, ayıp olmasın diye ses çıkarmadılar. Aslında benim sözlerime kıymet verdikleri için ya da söylediklerim şey olduğu için değil, önemsendiği için değil. Söylediklerime önem vermiyorlardı. Bana acıdılar. Yani bana acıdılar. Bana acıdıkları için şey yaptılar. Sözümü dinlediler. Ya işimi anlatıyorum. Hani bir yerlerden okumuştum. Yani kendi içimde biriktirdiğim zaman, sorunları kendi içimde biriktirdiğim zaman, konuşmadığım zaman sonrasında daha büyük konulara dönüştüğü ya da içimde biriktiği için işte şey, uygunsuz yerlerde öfkeyle çıkabileceğine dair tecrübelerim olduğunda eşimle konuşmaya karar verdim. Yaşadığım problemleri, ondan beklentilerimi onunla konuşmaya karar verdim ama onu da konuştum, bunu denedim. Fakat konuştuğum zaman da şey olmuyor yani. Konuşuyorum, ondan işte bana mesela çiçek getirmesini istiyorum. Fakat çiçek getirmiyor. Demek ki konuşuyor olmam bir şey değiştirmiyor, bana değer vermiyor. Şimdi değeri çiçeğe endeksleyen bir yaklaşım var ama işte çiçek vermediği için değersiz hissettim. Yani o şey şemayı, o döngüyü sürdürmek isteyen maladaptif örüntüyü bir parçası olarak bunu böyle yorduyan bir taraf var. Bunu şey yapabiliriz mesela. Yani bilgi işlemede sistematik hataları aslında burada bu her üç grupta da görmek mümkündür. Yani aşırı genelleme, işte seçici algı, indirgeyicilik, ondan sonra şeyler, bir an benim de bütün filtreleri şeyleri çağırmakla ilgili, bilgi işlemedeki sistematik hataları çağırmakla ilgili bir donma yaşadım. Yani bunlar hepsi düşüncedeki çarpıklıklara tekabül edebilir hani baktığımız. Yani dinamik olarak da belirli nesne ilişkisini sürdürmenin, kendili dalgası ve öteki algısının tutarlılığın bir ayağı olarak söylenebilecek şeyler. Yani buna benzer
Anlatılar, biraz evvel anlattığım işte üç tane falan anlatı yaptım. Bu anlatılar kişiye karşı başkalarının davranışları aslında danışanın anlattığı gerçek olabilecek. Ama büyük ölçüde şey gibi yani hani varsayımdan, duygudan, savunmadan, güvenlik stratejilerinden kaynaklanan, yorumlamadan ya da tekrarlayan işlevsiz davranışlardan kaynaklanan süreçlerdir diyebiliriz. Şimdi dördüncü ayak, döngüsel maladaptif örüntünün dördüncü ayağı da kişinin kendine karşı davranışları içe yansıtmaları, şemaları aslında hani kendisiyle ilgili olumsuz şeyleri, otomatik düşünceleri, kendilik algısı diyebileceğimiz kısım. Bu kısımda kendiliğin ötekilerle kişiler arası dinamikte dinamiğin nesnesi iken kişinin kendisine karşı yaptığı her türlü tutum ve davranışları içermektedir. Yani özetle danışan kendine nasıl davranmaktadır. Yani ben de hata yapmak istemiyorum aslında ya da ben de işleri zamanında yetiştirmek istiyorum. Ya da işleri zamanında yetiştiremediğimde ya da işleri zamanında yetiştirememekten işte şey duyduğumda, kaygı duyduğumda ya öyle bir şey buluyorum ki kendimi şey hissediyorum, yetersiz hissediyorum ya da işte kendimi o kadar çok geriyorum, kasıyorum ki sonrasında bu benim aslında performansımı sürdürmek isterken performansımı sürdürememe sebep oluyor. Ya da ya toplantıya gittiğimde kimse bana benim fikrimi sormadı aslında. Ben kendim konuştum. Kimse bana fikrimi sormadığında şey gibi de hissettim bir taraftan. Kimse bana fikrimi sormaz iken kendi kendime konuştuğumda kendimi böyle şey gibi ya hadsiz gibi sanki zavallıymışım da insanlar beni görsünler, onlardan bir şey bekliyormuşum gibi kızdım kendime. Yani böyle hissettim. Ya da işte hani biraz önce verdiğim örnekten devam edeyim. Eşime bana değer verdiğini göstermesini beklediğimi söylemiştim. Bunun için de işte ne bileyim yani bir çiçek veriyor olsaydı değer verdiğini gösterirdi. Aslında bunu daha önce de söylemiştim ve yine yapmamıştım. Yine yapmadığı halde yine söylediğimde kendimi böyle ısrar eden, ısrarla dikkate alınmayan, bu kadar tekrarladığı halde söylemeyen birisi olarak önemsiz hissettim. Kendimi önemsiz hissettim, değersiz hissettim. Örnek bir de. Kişinin kendine karşı davranışları içe yansıtmaları. Şimdi burada birden fazla rol ilişki örüntüsü olabilir. Yani bunları anlatırken işte eşinden anlatır, arkadaşından anlatır, oradan anlatır vesaire falan. Bu örüntü şey gibi danışanı zorluklara sokan, onu huzursuz, tatminsiz hissettiren hani işlevsiz tarzı tanımlıyor. Terapist de şey, döngüsel maladaptif örüntü örgüleştiriyor. Yani dört kategoriden istediğinden biriyle başlayarak bir senaryo üretebiliyor. Şey gibi mesela neyden bahsedelim? Biraz evvel o amirinden örneğin çekilen şeyden bahsetmiştim. Danışandan bahsetmiştim. İşleri zamanında yapamadığı zaman işleri zamanında yapamıyorum. İşte ben bunun gibi bir yerden bunları anlattı. Bana işte kızacak, hani beni şey yapacak, maaşımı kesecek. Ya da benden uzaklaştı. Hani bana şey davranıyor, soğuk davranıyor, bana mesafeli davranıyor. Ve işte şey, kendine karşı davranışları işleri zamanında yapamadığında kendini gergin hissediyor. Bunları anlattı ya. Bunları istediğimiz birinden başlayarak yani işte Ahmet Bey, Ayşe Hanım, böyle olduğunda kendinizi şöyle hissediyor. İşte kendinizde isteğiniz bu, düşünceniz bu, bu durumlarla alakalı. Fakat hani sanki size bunlar istediğiniz olmadığında ya da böyle davranışlarınız olduğunda ötekilerin işte size şöyle şöyle davranacağına dair bazı şeyleriniz oluyor, beklentileriniz oluyor. Sonrasında size böyle davranıldığına dair çıkarımlarınız, yorumlarınız, böyle düşünceleriniz, böyle hissediyorsunuz, böyle algılıyorsunuz ve bunlara bağlı olarak da kendinizi işte şöyle hissediyorsunuz ve baştan alabilirsiniz.
Amiriniz sizden uzaklaştığından alabilirsiniz. Geriye giderek, ileriye gelerek. Yani istediğiniz yerden başlayarak bunu bir öykü haline getirebilirsiniz. Çünkü bunlar dinamik bağlamda birbirine bağlanıyor yani. Hani doğrudan bir neden sonuçtan öte şey gibi bir döngüsellik var. Yani diyelim ki içe yansıtması ve kendisine nasıl davrandığını tanımlayarak başlayıp sonrasında ötekilere nasıl davrandığıyla devam ettirebilirsiniz. Gibi gibi böyle bir tarz olabilir. Şimdi beşinciden bahsedeceğim. Anadolu'nun ilk başta bu dört kategoriden bahsetmişti. Bu biraz daha zaten bilişsel bir çerçeve aslında baktığımız. BDT'nin kullanabileceği türden bir çerçeve. Bu dört kategoriye beşinci olarak terapistin karşı aktarımını da eklemiştir. Karşı aktarımın içerisinde aslında biraz evvel anlattığım konular var. Tekrar edeyim. Bu danışanla beraberken aynı odada ne hissediyorsun? Yani kendini nasıl hissediyorsun? Bu danışanla ilişki halinde olmak senin için nasıl bir şey? Bununla beraber bu danışan senin neleri yapmaya ya da işte neleri yapmamaya çekiyor. Yani şey gibi ya aslında yüzleştirmek istiyorsun ama yüzleştirme yapmaktan korkmak gibi bir şey oluyor mu? Seni yani işte ben kırılganım gibi bir yere mi çekiyor örneğin ya da işte neleri yapmaya, şefkat duymaya, kurtarmaya mı çekiyor? Dinamik yorumlar bunlar. Buraya mı çekiyor? Buna benzer şeyler. Neler hissettiğiniz, ondan sonra neleri yapmaya, neleri çekmeye ittiği, neleri yapmaya çektiği gibi yerler. Bütün bunların hepsi, yani karşı aktarım tepkileri aslında danışanın yaşam boyu geliştirdiği afonksiyonel ya da maladaptif örüntüyü anlamak için önemli bir kaynak oluyor. Çünkü burada bir duygu var, yer değiştiren bir duygu var. Danışanın kendine ait olan bir duygu ötekine veriliyor, ötekinden danışana geliyor. Yani duygular bulaşıcı biliyorsunuz. O anlamda bu duygu benim duygum mu, onun duygusu mu ve bana neden böyle hissettiriyor ya da onun duygusu bana böyle geçtiyse bu danışan bu duyguyla ne yapıyor gibi gibi şey yapılabilir, değerlendirilebilir. Eğer şeyse danışana verilen karşı aktarımsal tepkiler onun kişiler arası anlattığı meseleyle paralel görünmüyorsa burada bir olasılık terapistin danışanın kendi bireysel öyküsü açısından deneyimlemesidir. Yani şey karşı aktarım eğilimi bulunan bahsediyoruz. Yani oradaki öykü danışanın anlattığı mesele ile o yüklenen duygu örtüşmüyorsa, orada bir paralel görünmüyorsa terapistin kendi yarası ile ilgili olabilir. Örneğin işte ne bileyim terapistin de zamanında şey olduğu rekabet halinde olduğu bir şey kişi varsa ve danışan anlattığı konu da bu rekabet ile ilgili bir konuysa karşı aktarım tepkileri kişisel konularla daha fazla ilgili olabilir. Danışanla daha fazla şey terapistin kendiyle daha fazla ilişkili olabilir şeydense danışanın anlattığı hikayedense. Şimdi burada biraz evvel de anlattığım şey var. Bu DMO'nun dört aşamasını size gösterdiğim forma işledik. Bunun da nasıl bir döngü içerisinde olduğunu anlatan şöyle bir resmimiz var. Döngüsel maladaptif örüntü, esnek olmayan davranışlar, kişinin kendini engelleyen beklentilere sebep oluyor. İşten çıkarılacağım, işte maaşım azalacak, maaşımdan kesilecek ya da işte şey gibi. Anlatırsam da beni dinlemeyecek gibi gibi şeyler. Başkalarından gelen bozuk işlevli yanıtlar. Bu iki taraftan sıkıntılı olabilir. Bir danışanın zaten beklentisinden kaynaklanan bir beklentisinin gerçeği yansıtmayacak ya da gerçeği anlatmayacak. Yani indirgenmiş ya da aşırı genellenmiş bir beklentiden kaynaklanıyor olabilir. Ya da danışanın manipülasyonlarıyla da alakalı olabilir. Bu sonuç olarak olumsuz kendilik değerlendirmelerine yani kendini gerçekleştiren kehanet gibi bir döngüye sebep oluyor diyor. Şimdi peki döngüsel maladaptif örüntüyü tespit etmek bunun sonucunda bir döngü oluşturuyoruz. Bir odak belirliyoruz. Bize ne sağlıyor? Bir kere şey yapıyor yani sistematize ediyor. Bir rasyonel bir anlatı sağlıyor bize. Ve terapi için ayrıntılı bir tasarım sağlıyor.
hedeflerimizi belirliyor. Yani bir şey anlattı, eşiyle ilgili bir mesele anlattı örneğin ya da işte amiriyle ilgili, üstleriyle ilgili bir konu anlattı. Neye ihtiyacı var? Yani hani şey gibi yeni deneyime, hata yapmakla ilgili bu kadar işlerin felaketleşmeyeceğine dair bir hani yeni, hem yeni deneyime felaket olmayacağına veya kendisinin o kadar da yetersiz olmadığına dair bir yeni deneyime, duygusal bir deneyime ihtiyacı var. Ve beraberinde de yani bunun şey olmadığını, dünyanın sonu olmayacağı ya da bu kadar yetersiz olmadığı ile ilgili hem düşünceye ihtiyacı var hem de şeye ihtiyacı var. Yeni deneyime ihtiyacı var. Deneyimsel ve düşünsel hedefler belirliyor dönemsel maladaptif örüntü. Böyle bir işlevi oluyor. Yeniden canlandırmaları tahmin edebilme. Şimdi danışan anlattı. Ötekiyle olan bir örüntü anlattı. Bir ilişkisel örüntü anlattı. Ötekilerle ilgili ilişkisel örüntüler anlattı. Şimdi varsayımlarımızda şu vardı, ötekiler ile ilgili yaşanan meselenin seans odasında terapiste de yeniden canlanacağını, sizin ilişkilerin aktifleşeceği, döngülerinin aktifleşeceği, o kişiler arası örüntünün orada tekrar edeceği ile ilgili bir varsayım konusu. Çünkü oraya kişi olarak geliyor, kişiliğini dışarıda bırakarak ya da döngülerini dışarıda bırakarak gelmiyor. Böyle bir temel varsayımımız vardı, biraz evvel konuşmuştuk. O zaman yeniden canlanacak şeydi, seansta. Tahmin edebiliyoruz. Yani ötekiyle bunu yaşayan benimle de bunu acaba yaşar mı? Benimle yaşama ihtimali olan döngüler bunlar olabilir gibi bir tahmin olanağı sağlıyor. Bu aslında tabii ki dinamik olarak baktığımızda da bir yere oturuyor. Bilişsel olarak baktığımızda da bir yere oturuyor. Düşünce tarzı ile ilgili de, nesne ilişkileri tarzı ile ilgili de bir yere oturuyor döngülerini görmek anlamında. Ve terapötik ilerlemenin değerlendirilmesi, yani hani istekler nasıl değişti, kendilik edimleri nasıl değişti, ötekine dair beklentiler nasıl değişti, içe yansıtmaları nasıl değişti, hani böyle bir şey gibi başlangıç ve bitiş ile ilgili şey sağlıyor, bir form dolduruluyor ya, sonunda değerlendirmek ile ilgili bir araç sağlıyor beraberinde. Şimdi kısa dinamik terapi formülasyon adımlarından bahsedeceğim. Danışanın kendi önce 3 tane temel aşaması var. Değerlendirme, kavramlaştırma ve tedavinin planlanması şeklinde 3 aşaması var. Şeyi açayım, 3 aşamayı açayım. Değerlendirme aşamasında yapılacak şey öncelikle danışanın kendi hikayesini anlatmasına izin vermek. Hani o bir anlatsın. Sonrasında ötekinin referans noktalığı, hani sonrasında derken bunlar aslında bir seans içerisinde oluyor. Sırayla bunlar olmuyor. Biz bunlara dikkat ediyoruz değerlendirme içerisinde. Danışanın referans noktalı geçmişini almak. Yani tabii ki yani bu sorun nerede yaşanıyor, ne zaman yaşanıyor, kimlerle yaşanıyor, işte bu size nasıl hissettiriyor, bu duygular nerede vesaire gibi belirli ya da ne bileyim danışan bilgilerini aldığımızda da tabii ki hani illa geçmişe gidip monte etmiyoruz ama bir referans noktalı geçmişini alıyoruz. Bununla beraber duygusal tona dikkat etmek, duygusal kişiler arası bağlamı incelemek ve bunları bir DMO kategorilerine yerleştirmek. Şimdi zaten hikayesini anlatıyor. Hikayesini anlatırken beraberinde şeyden kişiler arası bağlamdan bahsediyor. Biz bunu özellikle ayrıca hani kişiler arası bağlamımıza bakalım deyip gibi sormuyoruz da yani ihtiyaç duyarsak oraları açıyoruz. Fakat zaten danışan anlatmış olduğu bir şeyi sırayla bunu yerleştireyim gibi bir yerden dinlersek anlatmış olduğunu kaçırma ihtimalimiz olabiliyor. Hani bizim kaygımız bunu da alayım, bunu da alayım, şu adımlar eksik kalmasın gibi bir yerden girdiğimizde odağımız danışanın anlattıklarının aynı anda hem kişiler arası bağlamı hem de kendi hikayesini anlatıyor. Danışan ikisini birden anlatıyor aslında. Hem hikayesini anlatırken kişiler arası bağlamını da anlatıyor. Ama biz bunu sırayla yerleştirmeye gittiğimizde anlattığında kişiler arası bağlamı kaçırabiliyoruz ve tekrar sorduğumuzda ya anlattığı şey tekrar sorulmuş olmak anlaşılma, dinlenme ve empati noktalarını yani terapi ittifak noktalarını biraz zedeleyebilir. O yüzden terapistin aktif olması, aktif katılımcı, aktif dinleyici olması özellikle ilk seanslarda her zaman olduğu gibi
İlk seanslarda o anlaşılma ve terapötik işbirliği için oldukça kıymetli. Başa dönüyorum. Danışan kendi hikayesini anlatırken zaten duygusal kişiler arası bağlamına bir şekilde bahsediyordu. Açmak isteyebiliriz, detaylandırmak isteyebiliriz. Bu başka bir konu ama orada bazı şeylerimiz oluyor zaten. Dikkatimizi çeken trik noktaları oluyor. Bununla beraber diğer bir trik noktası da anlattığı şeyde bir şey anlatıyor. Ama anlatırken işte duygusal tonu değişiyor, yüz ifadesi değişiyor, ses tonu değişiyor, beden postürü değişiyor, nefes alıyor, nefes veriyor, ne bileyim şey yapabiliyor, geri çekilebiliyor, uzak şey yapabiliyor, yaklaşabiliyor gibi gibi. Gözlerini kaçırabiliyor, ne bileyim yukarıya bakabiliyor, sağa bakabiliyor, sola bakabiliyor. Bunların hepsi bizim için anlamlı. Duygusal tonuna özellikle de işte sesin titrediği, beden postürünün değiştiği, sesin yükseldiği, alçaldığı noktalar duygusal ton olarak bizim açımızın kıymetli. Zaten bazen doğrudan duygular hüngür şakıt olarak da gelebiliyor. Bütün bunların hepsi duygusal ton açısından manidar şeyler. Bunlara dikkat ediyoruz ve bunlara dikkat ederek anlattıklarını danışan hikayesinde zaten isteğini, duygusunu, arzusunu, ötekilerin beklentisini vesaireyi anlatmış oluyor. Bunları DMO kategorilerini kullanarak sistematize ediyoruz. Tabii anlattıklarımda seans ilerledikçe ya da işte bizim şeyimiz, tipimiz biraz daha, bilgimiz daha fazla arttıkça temaları dinlemeye başlıyoruz. Yani döngüleri dinlemeye başlıyoruz. Aslında benzer temalar, örneğin işte şeyle ilgili, onay almak ile ilgili temalar, ötekilerden onay beklemek ile ilgili temalar, başarı ile ilgili temalar ya da ne bileyim işte sevinmek, değer hissetmek, değersiz hissetmek, yalnız kalmak vesaire. Yani muhtelif temalar, danışana özgü temalar. Temaları dinliyor oluyoruz, karşılıklı tepkilerin farkında oluyoruz. Yani hani karşılıklı tepkilerin farkında olmak, ben şunu sorduğumda ya da ben böyle davrandığımda o işte nasıl karşıladı bunu? Ya da onun anlattıkları bende nasıl bir şeye tekabül etti? Bunu sormam bende ne hissettirdi? Aynı zamanda onda ne hissettirdi? Bütün bunların hepsi hani karşılaştırım duygusunu da referans almak ama ötekinin de hani ilişki içerisinde nerede nasıl tepkiler verdiğini anlamak açısından önemli. Çünkü terapist de bir şey sorduğunda aslında şey gibi oluyor, diğer ötekiler gibi onunla ilişkide olan birisi oluyor ve o soru bir şey olarak algılanıyor danışan tarafından ama ne olarak algılanıyor? İlgi olarak algılanabilir, merak olarak algılanabilir. Kurcalamak olarak algılanabilir. Hani, talep olarak algılanabilir. Tehdit olarak algılanabilir. Bir sürü şey olarak algılanabilir. Yani ama bütün bunların hepsi şu demek, ötekilerden bir şey geldiğinde olabilir mi gibi karşılıklı tepkilerin farkında olmak ve yeniden canlandırmalara doğal olarak karşı tetikte olmak. Yani şey yapabilir. Ötekilerle yaşadığı meseleyi sanki o öteki sizmişçesine sizinle yaşıyor olabilir. Ve size de ötekiymişsiniz gibi davranıp ya da ötekinin davrandığı gibi davranmanızı bekleyip böyle bir döngüyü tamamlayacak bir tutum içerisinde, bir eğilim içerisinde olabilir. Bir öykü yazdık, hani bir böyle bir şeyi anlattık, danışanı öyküleştirdik. Ve sonrasında beraber dönüşümlü adaptif örüntüyü geliştirmek. Bu neden beraber? Ya çünkü odağı sınırlayacaksınız. Yani hani şunlar şunlar şunları oluyor. Yaşadığınız acaba şeyi böyle tanımlayabilir miyiz? Peki hani ihtiyaç duyduğunuz şeyler nelerdir gibi. Hani hem yeni deneyimi hem anlayışı beraber geliştirmek. Hani onu belirlemek. Kısa dinamik terapinin adımları arasında yer alıyor. Yeni deneyimleri formüle etmek, kişisel ve kişiler arası boyutta kişisel olarak kendini örneğin daha güvenli ve ötekilere karşı kendini daha rahat ifade edebilen birisi olarak örneğin böyle bir hedef koymak. Yeni anlayışı da işte kendini hakkında daha iyi, kendini daha yeterli algılayan, kendini daha iyi gören örnek veriyorum. Böyle şeyler, yeni deneyim ve yeni anlayışları formüle etmek. Bunun sonunda da bir gözden geçirmek ve düzeltmek gerekirse kültürel faktörleri dikkate almak bu önemli. Hani şey gibi hani terapilerle ilgili kültürel
Kültüre duyarlı terapi, kültürel geçerliği olan terapi kısmı çok önemli. Şimdi şeyi danışanın davranışlarını, algılarını, eylemlerini formüle ederken kültürel farklılıkları ya da kültürel bağlamını yapabilirlikleri, bunların işte şeylerini kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı taraflarını vesaireleri dikkate almak önemli bir yerde. Şimdi sona doğru da gelmişim. Şeyden de bahsedeyim. Kısa dinamik terapinin stratejilerinden bahsedeyim. Terapötik ilişkinin beslenmesi. Hani ilişki önemli çünkü ilişki üzerine çalışıyoruz. Duygulara erişmek ve duygular üzerinden çalışmak oldukça kıymetli. Empatik keşif yapmak kullanılan bir teknik olarak kısa dinamik terapide yararlanıyor. Ve odaklı bir sorgulama yayamıyoruz. Yani hani o odağa doğru şey yapıyoruz, sürdürüyoruz hedefimizi. Değişimi doğrudan teşvik etmek. Yani hani şey gibi kısa klasik terapilerde, dinamik terapilerde, psikanalizde olmayan bir şey olarak değişimi doğrudan teşvik etmek, motive etmek, işte yap demek, hani neden deneyimi yapmıyorsun demek ya da işte şey yapmak, ödev vermek. Bütün bunların hepsi şey içerisinde, kısa dinamik terapi içerisinde olabilecek şeyler. Ve yine şey, zamana sınırlı şeyi, duyarlı tutumun sürdürülmesi. Yani bu şey demek, her zaman şey söyleniyor mesela, işte bu seansımız, şu kadar seansımız kaldı gibi. Bunları söylemek, zamanı duyarlı tutumu sürdürmek önemli. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum aslında ben biraz da. Terapistin duruşundan hani bahsettim, stratejilerle alakalı. Empatik dinleyen, yumuşak yüzleştiren, saygılı bir tavır ve duygusal bağlılığa odaklanan bir terapist olmak önemli. Bazen kendini açma kullanılabiliyor kısa dinamik terapide. Dürüst ancak çok da şey olmayan, yani hani kendini açma konusunda, yani sonsuza kadar aç, her yere kadar aç şeklinde bir durum söz konusu değil. Yerinde, yeterince, gerekirse rol model olmak babında bir kendini açma noktası şey yapılıyor, dikkate alınıyor terapist olarak. Yine şey gibi, yani hani bu duygulara odaklanmak ve empatik keşif konusu önemli. Duygular, yani yaşanan zaten problemlerin duygu merkezi, duygunun deneyimin önemli bir boyutu olduğu varsayıldığında duygu noktası şey gibi, merkez gibi duruyor. O zaman şey gibi, yani duygulara erişmenin önemi şey gibi, o duygulara erişmeden duygunun yarattığı meseleleri çözemezsin. O sebeple duyguya erişmek oldukça önemli. Yine şey var, iyimserlik konusu, hani yapabileceğine dair, yani danışanın bazı psikanalitik terapide regresyon olabilir, danışan gerileyebilir, şey olabilir, mesela terapiste bağımlılık geliştirebilir, sonrasında bu bağımlılığın tekrar çalışılması ve bir terapinin bir ayağı olarak çalışılması söz konusu. Bence kısa dinamik terapide buna çok izin veririm ben. Regresi olmasındansa teşvik etmek, desteklemek daha doğru bir yerde, yani şey, kısa dinamik terapi için daha tercih edilen bir yerde duruyor. Biraz belki şeyden de bahsedebilirim, yani kısa dönemli terapi ile uzun dönemli terapiler arasındaki farklardan ya da işte varsayım farklılıklarından ya da aralarındaki tartışmalardan biraz bahsedebilirim. Şimdi uzun dönemli terapilerde belki şey gibi bir süreç var. Yani hani ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Acaba gerçekten öyle midir? Yani hani böyle bir soru noktası söz konusu. Her zaman çok olan iyi olmayabilir. Uzun dönemli terapilerde şey söz konusu. Daha bütün ve temelden alan, hani yine şeyde de kısa dinamik terapide de temelden alıyoruz ama daha geniş tabanlı bir durum söz konusu. Ve uzun süreli terapist ana karakterde değişim arıyor. Ve beraberinde ciddi psikolojik değişimlerin günlük hayatta gerçekleşmeyeceğine inanıyor. O sebeple hani şey gibi, mutlaka şeyde gerçekleşir, terapi süreç içerisinde ya da işte geçmişten alarak bazı şeyler değişebilir gibi bir varsayım söz konusu.
Yine uzun süreli terapist şey ister. Danışan ciddi değişiklikler yaparken orada olmak ister. Şimdi kısa süreli terapist hani şeyi varsayıyor ya. Değişim terapiden sonra da devam edeceğini. Hani hayatın terapiden daha önemli olduğunu. Ama uzun süreli terapi hayattan daha öncelikli. İki elin kan da olsa terapiye geleceksin gibi bir durum söz konusu. Ancak kısa süreli terapilerde kısa dönem terapide dahil olmak üzere danışanın yeni bir deneyim hani yaşadığı problemi çözmek adına problemi dönüştürmek adına yeni bir deneyim şansı var ise eğer dışarıda bu terapiden daha öncelikli olabilir. Hani böyle bir şey aralarında böyle bir yaklaşım farklılığı söz konusu. Yine terapi değişim için sonsuz bir kaliteye sahip görüyor uzun süreli terapi. Kısa süreli terapi bu anlamda farklılaşıyor diyebiliriz. Yine psikoterapiyi her zaman neden tehlikesiz ve yararlı görüp uzun dönemli terapinin varsayımları. Kısa süreli terapi ciddi psikolojik değişim kaçınılmaz olarak gördü. Hani bu zaten değişim kaçınılmazdır. Biraz daha böyle bir yaklaşıma söz konusu. Uzun süreli terapilerde kırılgan taraflar, zayıf tarafların güçlendirilmesi ve buralara doğru çalışılırken kısa terapilerde danışanın güçlü yönleri ve kaynakları vurgulanır. Sunulan problemler ciddiye alınır. Muhakkak altında bir şey vardır gibi bir bakış söz konusu değil. Yine tekrar ediyorum, terapiden sonra pek çok değişiklikler olabilir. Sonsuz olmak durumunda değildir. Terapi bazen yararlı, bazen zararlı olabilir. Bunu kabul eder. Hani gibi, terapi eğer hayattaki bir deneyimin önüne geçen bir yerdeyse, bir engel ise zararlıdır. Yani bu bağlamda da dünyada olmayı terapide olmakta daha yararlı bir yerde gördüğünü söylemek mümkündü. Kısa süreli terapi ile ilgili aslında temel olarak anlatacaklarım bu kadar. Yani bu gibi nasıl diyeyim bir duygu odaklı terapi gibi tam olarak yapılması, anlaşılması, öğrenilmesi bir duygu odaklı terapi süreci gibi bir süreci beraberinde getiriyor. Çünkü ben bugün burada kuramsal kökenlerden bir miktar bahsettim ama belki nesne ilişkilerinin seansa nasıl geldiğini görmek, belki döngüsel nedenselliğin nasıl geldiğini görmek ya da o eklektik dediğim kuramsal kısımları rastgele değil de belirli bir sistematizasyon içerisinde ele alabilmek için bu daha yoğun bir eğitim içerisinde olmak daha doğru. Bu biliyorsunuz enstitüde online seminerlerimizde ya da Beyoğlu'nda yüz yüze yaptığımız seminerlerde daha çok böyle demo veya tanıtıcı teorik bilgilendirme içeren seminerler yapıyoruz. Bu da böyle bir webinar. Kısa dinamik terapi hakkında temel kuramsal tutumları, belli varsayımları, döngüsel maladaptif örüntü kavramı, bu döngüsel maladaptif örüntünün nasıl geliştirileceği, odağın nasıl bulunacağı, terapistin konumu, terapist ve danışan arasında odaklanılan kısmın ilişki ve şimdi ve burada güncel meseleler olduğu ile ilgili kısa dinamik terapinin temel bazı noktalarını anlattığım bir seminer oldu. Benim söyleyeceklerim zannediyorum bu kadar. Bir sorusu olan varsa ya da bir görüşü olan varsa söz verebiliriz. Sonrasında yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Teşekkür ederim Emine Hanım. Tamam, teşekkürler. Peki, bu konuyla alakalı daha fazla bilgi için kısa dinamik terapi konusunda yayınlanan kaynak sayısı biraz az. Kısa terapiler ile ilgili, genel olarak kısa süreli terapiler ile ilgili kaynaklar söz konusu ama kısa süreli dinamik terapi ile ilgili Psikoterapi Enstitüsü yayınlarından çıkan 5-6 kitaplık bir seri var. Bunun içerisinde iki tane atölye çalışması var. Hannah Levinson iki defa Türkiye'ye gelmiş ve bu şeylerin kısa süreli terapi ile ilgili iki tane atölye çalışması yapmış.
atölye çalışması ve metinleri var. Beraberinde çok minik bir kısa dinamik terapi diye küçük bir kitap var. Bu da yararlı bir kitap. Ancak temelde şöyle göstermek istediğim, bende hepsi var ama şunu özellikle göstermek istiyorum, beyaz kitap. Sürelisi sınırlı dinamik psikoterapi klinik uygulama rehberi. Bunun içerisinde hem şeyler var. Teorik kısım var. Size biraz evvel anlatmış olduğum temel varsayımlar, döngüselmen, adaptif örüntü vesaire, bunların hepsi var ama beraberinde birkaç tane de vaka var. Vaka üzerinden bazı şeyler var. Uygulama örnekleri söz konusu. Yararlı olabilecektir. Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için. O halde herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız. Tabii ki bu psikoterapi enstitüsünün bu şeylerine, çalışmalarına, bu ailenin bir parçası olarak katılmış olduğunuz için de memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz enstitüden birisi olarak da. Peki arkadaşlar, yayını kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben çıkıyorum daha doğrusu.